Genel Milletvekilleri Cumhuriyet Meclisi'nin 8. dönem 5. yasama yılının 75. birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Buyurun Sayın Katip. Asım Akarsu. Hüseyin Avukan Ağanlı. Arif Albayrak. Hüseyin Anvar Emri. Mustafa Arabacıoğlu. Fikri Ataoğlu. Surat Atun. Özdemir Verova. Armağan Candan. Mehmet Çağlar. Mehmet Çakıcı. Nazik Çavuşoğlu. Zeki Çelen. Serdar Denktaş. Doğuş Derya. Hakan Bilçüre. Kemal Demir. Hüseyin Erçal. Tufan Aydınman. Tahsin Ertuğrul'u görevli. Kutlu Evren. Ahmet Gülle İzimli. Menteş Gündüz. Burada sen geldin. İzlem Gürçak. Miray Amzoğulları. Salih İzmul. Ömer Söyer Kadyoncu. Burada. Hüseyin Avkıran Alanlı. Ahmet Kaşif. Özdin Nami. Dursun Oğuz. Erdal Özcek. Fazilet Özden Efe. Birikim Özgür. Hüseyin Özgürgür. Ali Birli. Hamza Ersan Saner. Önder Sendaroğlu. Burada. Esat Ergün Serdaroğlu. Abbas Sınay. Sibel Sibel. Ferdi Sabit Soye. Faiz Sucuoğlu. Erkut Şahali. Hasan Saçoy görevli. Ersin Tatar. Zorlu Töre. Tebellük Kenan Uçay. Ünal Üstel. Özkan Yorgancıoğlu. Yeterli sayımız mevcuttur sayımlar. Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. Şimdi gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Birinci sırada onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapılacaktır. Sayın milletvekilleri, başbakanlığın ve öneri sahiplerinin komitelere iletilen yasa tasarılarına ilişkin ivedilik tezkereleriyle sunuşlarımıza başlıyoruz. Birinci sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Kıbrıs Türk Endüstrisi Kurumu'nun alacaklarının indirimli tahsili usulü yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyun lütfen sen tabi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Rekoşa. İlgili kayıtlı yazımız ile sunulan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu'nun 2 Ağustos 2016 son ödeme tarihli faturalarından doğan
ana para alacaklarının tahsil edilmesine, süt endüstrisinde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların sektörde yaşanan olumsuz gelişmeler veya ihracat yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü olumsuz şartların negatif etkilerinin azaltılmasına olanak sağlamak amacıyla Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu'nun alacaklarının indirimi tahsili usulü yasa tasarısı hazırlanmış olup söz konusu yasa tasarısının ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir. Bilgilerimizi ve Cumhuriyet Meclisi İş Düzgünlüğü 87. maddesi uyarınca bahset konu yasa tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederiz. Hüseyin Özgür Gün Başbakan. Evet. Tezkere ile ilgili söz almak isteyen var mı? Buyurun Sayın Angol. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu'nun alacaklarının bir döneme ait alacaklarının cezalarının indirime tabi tutulmasıyla ilgili yasa tasarısı yasal bir zorunluluktan dolayı buraya geldi. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz döneminde birçok markete kayyum atanmasına istinaden buradaki imalatçıların faturalarını ödeyememe durumu ortaya çıkmıştır. Biz de sadece o döneme ait, yani 2 Ağustos tarihli faturaların bu işleme tabi tutulmasının, yani daha geç bu faturaların ödenmesinin uygun olacağı düşüncesiyle bir şans verdik. Faturaların parasını aldık. Ancak süt kurumundaki ceza sistemi gereği günü geçtiği anda %3 üzerine biniyor ve ciddi bir ceza oluşuyor. Biz tabii yönetim kurulu marifetiyle bunu çözebileceğimizi düşünmüştü arkadaşlar. Çözemediler. Sayıştay'dan, savcılıktan alınan görüşler doğrultusunda ancak yasa tasarısıyla çözülebileceği ortaya çıktığında bu tartışmalar da sürerken sürekli cezalar katlanarak devam etti. Ve bu sefer 600-700 bin TL'ye ulaşan bir ceza oldu. Çok minimal bir ceza. 600-700 bin TL'ye geldi bu yasal süreç tartışmalar devam ederken. Dolayısıyla imalatçıların bu anlamda mağdur olmaması için sadece o döneme ait bir ceza indirildi bu. Yani burada herhangi bir bağışlayıcılık sıkıntı yoktu. Sadece o dönemin konjonktüründen kaynaklanan bir sıkıntı. 15 Temmuz 2 Ağustos arası olan sıkıntı. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Buyurun Sayın Angolen. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, yıl 1980'lerin içinde aynı konu karşımıza geliyor. Beyrut'ta kavga vermiş, savaş ve imalatçılar zarar etmişler. Nasıldı bu zarar? İşte hellim yaptık. Gönderemedik ve gömdük toprağı dediler bize. Biz de dedik hadi götürün bizi görelim bu hedimleri. Hala bugün oldu o yeri bulamadık Sayın Başkan Sayın Bey. Şimdi yani ben sorarım Sayın Bakan'a. Ben bir süt üreticisiyim, çobanım. Sütümü verdiğim ödenmem zamanında bana gecikme zamı veriyor musunuz? Yok. İmalatçıdan parayı alıyor musunuz? Yok. Şimdi getirdim bana karşıma. Efendim 15 Temmuz darbesi olmuş da faturalar işlemiyorsa böyle şey olmaz. O zaman toplumun diğer kesimlerine bunu isteyecek. Sadece süt mü? Belli mi Sayın Başkan Sayın Milletvekilleri? Belli ki imalatçılara bir şeyler vermeye çalışır Sayın Bakan. Da onlar da bir şeye razı edecek. Bu şekilde bir kurum veya bu şekilde bir ekonomi sürdürülemez arkadaşlar. İkide bir de bağış. Bundan sonra da göreceksiniz bu geçen sayı bu meclisten. Ansızdan bir ülkede savaş çıkacak. Biz ülkeye hezim gönderildik. Gene bize bir bağışta bulun dedikler. Peki siz bu bağışta bulunduğunuz zaman yani gecikme zammını bağışladığınızda o parayı kimden alırsınız? Toplumdan vergilerinden alırsınız arkadaşlar. Ne münasebet? Bu bence yanlış bir şeydir.
Bütün kesimlerin böyle sorunları var. Dünyada herkesin vardır. Bir yerde savaş çıkarsa tabii ki o da pürüzü olacaktır. Ama ben bakıyorum bu süt imalatçıları bizim her dönem yapıyorlar bunu. İşte İsrail-Arap Savaşı'ndan kaynaklanan bir takım durumlardan Hellimler Arabistan'a gidememiş. Mesela. Bu da ona benzer bir şey. Dolayısıyla bunun ne ivediğine gerek var ne de böyle bir yasaya gerek var. Saygı olsun. Teşekkür ederim Sayın Andor Emni. Buyurun Sayın Şahin. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Sevdiğim bir laftır. Can sıkılmadı mı hızır yetişmez diye. Bir yıl önce ortaya çıkan bir durumu bugün tam da büyük çaplı bir krizin ortaya elinde çözmek için alelacele bir yasa tasarısı buraya gönderildi. İlginç bir yasa tasarısı. Yani ben yasama uzmanlarına sordum. Emsali ne kadar vardır bunun diye. Bu içerik ve gerekçede anlatılan bu hikayeyle başka bir durum söz konusu değil. Yani ekonomide meydana gelen anormal farklılıklar üzerine veya tahsili çok geciktiği için artık imkansız hale gelmiş alacaklar üzerine bu tür yasalar yapıldığı oluyor ama bu denli spesifik bir olaya karşılık böyle bir yasa tasarısı çok alışıldık bir şey değil. Şimdi tabii Süt Endüstrisi Kurumu'nun alacaklarını tahsil konusunda bakanlığın hiç de hassas davranmadığı bugün yaşanmakta olan krizden de anlaşılmaktadır. Şu anda Süt Endüstrisi Kurumu'nun hayvancının alın terinin karşılığı olarak tahsil etmiş olması gereken yaklaşık olarak 45 milyonluk bir borç yükü ortada durmaktadır. Ve bu 45 milyonluk tahsili gecikmiş alacak nedeniyle hayvancının emeğinin karşılığını alma süresi de uzamaktadır. Bilebildiğim kadarıyla şu anda 4. 15 günlük liste tamamlanmış durumdadır Süt Endüstrisi Kurumu'nda. Yani 2 ay geriden yapılabilmektedir ödemeler. Ve şu anda bir kriz söz konusudur. Bakanlığın süt fiyatında değişiklik öngören kararı üzerine süt imalatçıları süt alımını durdurmuş ve hayvancı sağdığı sütün ne olacağını bilmeksizin faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Çünkü fabrikanın on off düğmesi vardır. Off diye basarsınız ve durur. İmal etmez. Ve dayanabildiğiniz sürece, gücünüzün yettiği sürece de o imalatı durdurarak hayatınızı sürdürmeyi tercih edebilirsiniz. Ama hayvancılık açısından böyle bir on off mekanizması söz konusu değildir. Hayvan yemek yemek durumundadır. Yer ve yediği yemekle süt üretmek durumundadır. Üretir. Ve şu anda derelerimizde belki yağmur suyu değil ama süt akmaktadır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Ve çok ilginçtir. Eskiden yağmur yağıyor, camdan bakıyor diye bir tekerleme öğretilirdi okullarda. Şu anda süt akıyor, hükümet bakıyor. Çünkü bu ülkede cuma günü itibarıyla 50 ton süt heba oldu. Haberdar mısınız Sayın Bakanım? 50 ton süt arıtma tesisine büyük ölçüde atılarak imha edildi. Cumartesi günü 17 Haziran'da 180 ton süt heba oldu. Günlük üretimimizin yaklaşık 450 ton olduğunu akılda tutarsanız bu rakamın ne kadar önemli bir rakam olduğu daha kolay ortaya çıkar. Dün 165 ton süt heba oldu. Ve heba olan sadece süt değildir, alın teridir. Aynı zamanda ulusal servettir aynı zamanda. Ve bugün itibariyle şu ana kadar 40 ton süt dökülmüş durumdadır. Ve hükümetin bu konuda herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Örneğin bu zararların tazminiyle ilgili yeni bir yasa tasarısı öngörülecek mi çok merak ediyorum. Çünkü görüşmekte olduğumuz ivediliğe konu yasada Türkiye'deki darbe günlerinde pazarlanamayan sütün pazarlanabilmesi amacıyla sağlanmış bir kolaylığın faiz bedelinin bağışlanmasıdır söz konusu olan. Ve az önce Sayın Hocam geçmişte yaşananlara atıf yaparak konuyu değerlendirdi. Şunu ifade etmek lazım. Burada biraz daha farklı bir durum söz konusu. Çünkü bu sütün işlenip pazarlanamama ihtimalini göz önünde bulunduran imalatçılar bu sütü almamak konusunda girişimde bulunmuşlar. Sayın Bakan'ın alınızda paranız olduğunda ödersiniz teşvikiyle bu süt pazarlanmış ve bu borç oluşturulmuştur. Ve aradan geçen bir yılda Sayın Bakan'ın o günü kurtarmak açısından, o günü kurtarmak amacıyla
taahhüdün karşılığı yerine gelmediği için bugün yaklaşık olarak 750 bin TL'lik bir faiz gideri oluşmuş ve bu faiz gideri nedeniyle de o ana paranın ödenmesinde elbette imalatçılar imtina göstermektedirler. Bu yasa tasarısına hiç gerek olmamalıydı. Bu koşullar piyasanın kendi düzeni içerisinde çalışır vaziyette tutulabilmeliydi ama müdahalelere ve desteklere o kadar açık bir sektör söz konusudur ki en küçük bir dalgalanma, üstelik kendi irademizde mi, irademiz dışında meydana gelen bir dalgalanma bizi bu tür garip yasaları yapmak zorunda bırakıyor. Bizim bununla ilgili görüşümüz olumlu olacaktır. Çünkü gerek üretici gerek imalatçı ülkenin en önemli sanayi faaliyet alanı olan süt sektörünün vazgeçilmez iki unsurudur. Üretimde meydana gelecek arıza sanayinin çöküşü anlamına gelir. Sanayinin durması üretimin heba olması anlamına gelir. Dolayısıyla bu konuda ortaya konması gereken tavır her iki tarafın da eşit ölçüde fedakar ve eşit ölçüde karlı olacağı bir yapının kurulmasını hedeflemelidir. Siz tek başına üreticiyi gözettiğiniz noktada imalatçı bir nokta gelir ve çark eder. Tek başına imalatçıyı gözettiğiniz noktada üreticinin iflahı kesilir. Günün sonunda olan bu ülkenin özellikle ihraç ürünlerinin %80'inden fazlasını oluşturan süt sektörünün çöküşü anlamına gelir. Sektörün bileşenleri bu konuda yaklaşık olarak 50 bin kişinin doğrudan veya dolaylı muhatap olduğunu iddia ederler. Bu sektöre devletin resmi rakamlarına bu çok farklı biçimlerde yansımaktadır. Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı master plan taslağında örneğin bir noktada 4000 kişilik bir kitleden söz edilir. Bir başka noktada özellikle Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtlarına göre değerlendirdiğimizde 13 bin kişilik bir üretici kitleden söz edilir. Günün sonunda her ne isterse olsun genel ekonomi içerisinde bu sektörün payı son derece büyüktür. O nedenle çarkların sürekli çalışır vaziyette tutulması esastır. Ve bugün bu sektörde yaşanan en derin krizlerden biri yaşanmaktadır. Ve Sayın Bakan bana baktığı gibi bu konuya da bakmaktadır. Sadece bakmaktadır. Hükümetin bu konuda nasıl bir aksiyon planı olduğuna dair en küçük bir işaret yoktur. Ve bizim edindiğimiz intiba odur ki taraflar buluşsun, ayakta kalanın menfaatleri doğrultusunda süreç ilerlesin. Sayın Başbakan bu konuda ayakta kalanın menfaati diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü çöken ayakta kalanı da beraberinde götürecek. Ve olan ülke ekonomisine olacak. Olan bu ülkedeki istihdam oranının aşağılara düşmesine, üretim olanaklarının daralmasına yol açacak ve bundan etkilenen de herkes olacak. Sadece bu sektöre doğrudan veya dolaylı bağlı olanlar değildir. O nedenle bu tuhaf yasa tasarısına görüşümüz, oyumuz ivediliğine olumlu olacaktır. Ancak bundan sonrasına ilişkin benzer süreçlerin yaşanacağına dair de kuşkumuz bu yasayla birlikte bir o kadar daha derinleşecektir. Çünkü gününde yapılmamış müdahaleler, gününde alınmamış önlemler günün sonunda bizi palyatif çözümlere eriştiriyor ve bu palyatif çözümlerin hepsi yaşadığımız yapısal sorunların daha da derinleşmesine yol açıyor. Teşekkür ederim, saygılar. Teşekkür ederim Sayın Şerif. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Gerçekten ben de tuhaf bir konuşma gerçekten tuhaf bir konuşma. Bu kadar eleştiri, ondan sonra yasanın getirilmesine bu kadar karşı bir duruş ama yasaya evet. Ya gerçekten tuhafsın. Gerçekten tuhafsın. Yani bir alemsin. Bugün bir de böyle bir konuşma yapar. Ama kusura bakma. Haddimi ben bilirim. Senin de öğrenmek ihtiyacım olabilir. Ayıp sana. Ayıp sana. Gerçeği sapıtıyorsun. Burada gerekçe de yazıyor. 2 Ağustos 2016 tarihli faturalar. Bundan başka ne yok var? Başka bir şey mi var? 2 Ağustos'un hangi tarih olduğunu herkes biliyor. Yani burada geleceksin, giriş gelişmeyi hayali konuşacaksın. Sonucu da tuhaf bir şekilde evet. Allah Allah, yani olmaz ki böyle bir siyaset. Şimdi Sayın Başkan ve Sayın Milletvekilleri. Ha, şimdi ben aslında bu konuşmayı bir fırsat biliyorum ve bu süt konusunu burada izah etmek istiyorum.
Şimdi burada süt konusu iki yönde tartışılması gerekiyor. Bir, sütün fiyatıyla ilgili, bir de bizim toplamda küçük büyük 70 tane imalatçımız var. Birileri çok küçük imalatçıdır. O yüzden sayı çok gözüküyor. Hayvancılık dağıldığı gibi. Ve burada tabii bizim 70 imalatçının içerisinde bu sektörü sürükleyen yaklaşık 10 tane büyük imalatçı var. Bunların 7 tanesi süt fiyatını bir tartışma konusunu ayırıyorum, onu da izah edeceğim. Bir de aldıkları sütü ödememe gibi bir cesaretleri yani sen üreticinin, her konuda üreticinin alın terini, dereye dökülen sütün alın teri olduğunu düşünün de ödenmeyen paranın alın teri olduğunu düşünmek. Ve burada bu iki yön çok dikkatle incelenmesi lazım. Bizim desteklediğimiz, büyüttüğümüz ve sanayinin oluşması için tüm hükümetlerin aslında. Ama bizim başta en büyük desteğimiz tarım sanayisinin ve bu sanayi ürünlerinin standartlarının oluşumu, gelişimi, pazarlanması konusunda her türlü fedakarlığı, her türlü desteği veren hükümetimizin karşısına ne çıktı? Büyüdü bu sektörler, belli bir noktaya geldi. Sevindirici olarak standartları belli bir noktaya geldi. Ve garip bir şekilde, onlar da tuhaf bir şekilde, süt fiyatını bahane ederek aldıkları sütü ödememe hakkı buluyorlar kendisine. Ve hem sanayi odası başkanını, hem SUİP başkanını defalarca hem Tarım Bakanı olarak hem de bir arkadaş olarak her iki şekilde de aradım. Dedim ki sayın arkadaşlar bakınız süt fiyatını tartıştırmak ayrı bir konudur. Devletin yasalarına karşı gelmek, aldığınız sütü ödememe hakkını kendinizde bulmanız, aldığınız sütü zapt etmeniz, birçok kelimeyi kullanmak istemem, kabul edilebilecek bir şey değil. Devleti itibarsızlaşma yönünde atacağınız adımdır bu. Böyle anlaşılır ve bunun karşısındayız. Ödemelerinizi yapacaksınız dedim. Ödemelerinizi üreticilerin hakkını, çünkü üreticilerin hakkıdır bu ödeme. Bize gelen bir para değil. Çünkü devlet kendine düşen payı ödemiştir üreticiye. Ve bu resmen gasp etmektir. Ben bu kelimeyi kaçındım kullanarak. Zapt etmektir diyorum. Olamaz böyle bir şey. Devlet bunu kabul edemez. Resmen Tarım Bakanı olarak konuşmam gerektiği gibi bir arkadaş olarak da büyük bir ricada bulunur. Bu duruma getirmeyin. Ve şu anda çıkıyor arkadaşlarım sağ olsun. Herkes burada bu görevleri yaptı. Üreticinin alın terini ödenmediği veya da ödenemediği konusunda bir süreçten bahsediyor. Bilinmesini isterim ki geldiğimiz günden beri biz süt arkadaşlar sayın milletvekilleri bak size de soruyorum dışarıda o yüzden dinleyin. Sayın milletvekili önemli bir konu konuşuluyor. Lütfen sessizliğini, salon sessizliğini sağlayalım, dinleyelim. Teşekkür ederim. Geldiğimiz günden beri süt imalatçılarının elinde böyle bir güç olduğunu ve bunun adına hak ediştiriz diye. Hak ediş benim anladığım bir şeyi hak edersiniz ama o hakkınızı devam edersiniz. Hiçbir zaman hak ediş, yani istediğiniz gün kullandığınız, istediğiniz gün kullanmadığınız bir imkan olamaz. Ve hak edişin teminatı olması gerekiyor. Hak edişin teminatı yok. Aldığınız sütün teminatı var mı? Sıfır. Hiç yok. Ve biz geldiğimiz günden beri bu konuda büyük bir mücadele başlattık. Gerek baskıyla, gerekse ricayla bugüne kadar birçok imalatçıdan %40'a varan bir teminat sağladık. Bugüne kadar bu teminatlar yoktu. Ve bugün de bu saat itibarıyla sanırım saat 10'a kadar yönetim kurulunun aldığı kararla borcunu ödemeyenlerin teminatları kırılacak. Bu da bir teminat %40'a yakın teminat aldık. Sadece bu son bir sene içerisinde. Onları kıracağız. Şimdi diyorlar ki süt fiyatı pahalı. Bakın burada artık gerçekleri konuşmanın zamanı geldi. Sütün fiyatını çok kapsamlı da tartışabiliriz. Yemin, hayat standartlarının, hayat pahalılıklarının, elektriğinin asgari hepsini tartışabiliriz.
Hepsinin özelliği var. Ama sadece bir şey daha ifade edeyim ve oradan hareket edelim. Çok basit bir örnek veriyorum size. Şimdi bu imalatçıların büyük bir kısmı Arap ülkelerine ihracat yapıyor. Bir kısmı Türkiye'ye yapıyor. Türkiye'ye hellim ihracatındaki ihracat teşvik primi desteği 2 TL. Arap ülkelerine 1 TL. Biliyorsunuz. Ancak bu imalatçılardan tek bir tanesi direkt olarak Arap ülkelerine ihracat yapar ve 1 TL alır. Diğer imalatçıların tümü ihracatlarını Türkiye üstünden yapar ve 2 TL alır. Bunu biz biliyoruz. Ama peşine düşer. Varsayalım ki bir an olsun düşünelim ki. Neden düşmedi? Sahtekarlıktı Sayın Başkanım. Bu sahtekarlık. Kusura bak. Şimdi o kadar o kelimeye bir şey demeyeyim. Şimdi ya, anlatmam olur. Gerekeni anlatayım. Bunu da tartışalım. Olur mu öyle şey? Tartışalım. Şimdi tartıştığımız konu başka bir şey. Tartıştığımız konu başka bir şey. Başka bir şeydir ama. Şimdi varsayalım ki lütfen gündemi bunu da tartışırız ama başka bir şeyi izah etmeme müsaade edin. Varsayalım ki bir an bile bu imalatçıların söylediği bu süt fiyatı artık kendilerini batıracak diyorlar ya. Bir an olsun düşünelim ki doğrudur. Doğru söylerler kendilerine göre. Sadece Araplara gönderdikleri hellimdeki ihracat teşvik primi bile değildi bu para. Yani Erenköy'deki imalatçı 1 TL ihracat teşvik primine araba hellim gönderir ve gönderdiği hellimden kar eder. Borçları yapılandırılmıştır. Yapılandırmasını öder, taksitlerini öder, kar yapar, peşin para öder o durumda. Ama Türkiye üstünden ihracat teşvik priminden 2 TL alan imalatçı battığını söyler. Bakınız burada bir şeyin altını çizmek mecburiyetinde var. Zamanı geldi. Bugüne kadar bu hellim piyasasında yılların alışkanlığı şeklinde devam eden bu alışkanlıklar gidiyor bu imalatçılar. Şimdi hayvancıların sütünü almama ödememe noktasında bir birleşme var. Birleşme var. Aslında bu devleti tanımamak bir kalkışma gibi bir şey. Tanımları koyacağız daha sonra. Ama biz kendilerini fuarlara gittiklerinde ve hatta hellim pazarladıklarında bin bir türlü ricayla ne olur gerekirse ortak kooperatif kurun. Ortak pazarlayın. Maliyetlerinizi düşürün. Birbirinizin fiyatını kırmayın. Derken bunu dikkate almayan imalatçılar gidiyor biri 4,5 dolar 5 dolar olan hellim piyasasını kimisi 4,5'a kimisi 4'e kimisi 3,5'a düşürüyor. Kimin parasıyla düşürüyorsun? Kimin parasını bağışlıyorsun orada? Üreticinin parasını bağışlıyorsun. Devletin ihracat teşvik priminden aldığı parayı bağışlıyorsun. Bundan sonra bağışlayamayacaksın. Bundan sonra pazarlamanı da ciddi yapacaksın. Çünkü her şeyin bir süresi vardır. O süre geldi doldu. Gidiyor, pazarlayamadım diyor. Devlet 1 lira daha versin. Gidiyor, fiyatı kırıyor birbirlerinin müşterilerini. Biz yalvarıyoruz kendilerine her açıdan. Gidip fiyat kırmayın. Rumlar o pazardan çekildi. Bu övünebileceğimiz bir şey değil abi söyleyeyim size. Çünkü Rum fiyatı kırmadı, çekildi o pazardan. Biz gidiyoruz. En son Dubai fuarına gittiklerinde çok rica ettim birbirlerinden. Önceden çalışın, gidip fiyatlarınızı kırmayın. Giderler. O ona 20 sent lira, o birine 10 sent lira, o birine 3,5 dolarlara, 3,75 lira hellimi düşürürler. Sonra gelir burada süt kurtarmaz. İhracat teşvik primi kurtarmaz. Ve Erenköy'deki imalatçı 1 TL ihracat yapıyor. O birler 2 TL ihracat yapar. Onu kurtarıyor, onları kurtarıyor. Hiçbir koşulda yapılan zam o 1 TL'yi bile harcatmaz kendilerine. Hiçbir koşul. Dolayısıyla yapılan zam bütün bilimsel tartışmalar açız. İsteyenle de tartışırız. Ve her türlü tartışmayı da yapabiliriz. Ama devletin otoritesiyle oynayacak kadar
kendini güçlü hissedenlerin karşısındayız. Bu konuda tavizimiz yok. Devletin otoritesini tanımayan, yasalarını tanımayan, aldığı sütün parasını ticari sebeplerden değil, bir sivil itaatsizlik olarak ödemeyenlerin karşısındayız. Ve bunun gereğini yapacağız. Yapacağız. Diğer taraftan süt konusunda gelsinler masaya yatıralım. Ben zaten kendilerine söylüyorum. Geliniz, uzlaşın, tartışın. Her şeyi yapmaya hazırız. Diyorlar ki, geçen gün bir açıklama yaptılar. Hayvancılar Birliği ve imalatçıların olmadığı diyor bir ortamda devlet süt fiyatı açıkladı. Bu doğru değil. Doğru değil. Hayvancılar da süt yönetim kurulundadır ve oradaydı. İmalatçılar da oradaydı. Hayvancılar süt fiyatının düşük açıklandığına tepki gösterdi karar oylama esnasında. İmalatçılar da süt fiyatı yüksektir diye tepki göstererek oradan ikisi de imzalamadan ayrıldı. Dolayısıyla orada olup da kendi mücadelesini yapıp sonra karar aşamasında oylama esnasında orayı terk edip sonra da gazetelerde açıklama yapmak ve hayvancı da orada yoktu, imalatçı da yoktu diye bir yaklaşımda bulunmak kabul edilebilir. Bir açıklama değil, olamaz. Burada tüm tutanaklar da var. Dolayısıyla öyle buraları onların gazetelerde yaptıkları açıklamalarla kamuoyunu yönlendirmek veyahut da kamuoyunda işte hayat pahalılığı olacak, 10 lira pahalı olacak kelim diyenlere cevabımız şudur. Süt fiyatı zammı açık süte 7 kuruş, büyükbaş için söylüyorum, soğutulmuş süte 9 kuruş, soğuk süte 11 kuruştur. Yani bunu paçal yaparsanız yaklaşık 9 kuruş gibi, 9-9,5 kuruş diye bir fiyata gelir. 8 kilodan hesaplasak bile hellimi, maksimum en iyi hellimde bile 70 kuruş bir maliyet vardır. Ve bu ihracattaki Türkiye üstünden giden hellimin 1 lira farkı bile değildir. Bir bakış açısına göre. Dolayısıyla bütün hesaplar ortada. Eğer bu konuda süt fiyatının fazla olduğu noktasında görüşü olan varsa tabii ki dinleyebiliriz. Sayın Bakan, Sayın Soyer size bir soru sormak tamam. istiyor. Buyurun Sayın tabii, Soyer. Tabii sorsun. Buyurun. Sayın Bakan, Türkiye üstünden yapılan ihracata 2 TL verildi. Evet. Orta Doğu ülkeler. Orta Doğu için vermeyin. Türkiye için veririz. Türkiye için. Ama orada şirket kurdular. O şirkete ihracat yapar. Oradan da bu bizim kontrol ettiğimiz evet. Veyahut da denetleyebildiğimiz bir şey. Bildiğimiz bir şeydir. Bildiğiniz bir şey. Evet. Bu 2 liraların toplamı ne kadardır? Şu anda tam rakamı söyleyemem ama çok bir önemli bir paradır. Çok ciddi bir çok para. Ciddi bir para olduğunu söylüyorum zaten. Bu toplumsal kaynak nasıl böyle kullanılabilir? Sonuçta Türkiye'ye ihraç ediyor. Türkiye'den de oraya ihraç ediyor. Biz Türkiye'ye kadar takip edebiliyoruz. Bu yani biz oraya kadar takip edebiliyoruz. Bilinen bir meseledir. Türkiye pazarındaki fiyat konusundaki hareketle bu Orta Doğu ülkelerindeki, Arap ülkelerindeki fiyat noktasındaki ilişki biçimini hesaplamak lazım. Bu kesinlikle buna müdahale edeceğiz. Buna müdahale edeceğiz. Bunu düzelteceğiz. Bu avantajlı durumunu ortadan kaldıracağız. Bu avantajlı durumunu ortadan kaldıracağız ama bu gerçeği de ifade etmeme vesile oldu. Dolayısıyla burada bir şey daha var. Hayvan üreticileri ve yetiştiriciler birliği süt kurumuna yazdığı bir yazı. Bu yazıyı müsaadenizle Sayın Başkan okumak isterim çünkü bu önemli bir konudur. Ve belki de 40 sene sonra geldiğimiz ilk yazıdır. Evet Sayın Milletvekilleri. Sonra millet dinleme sonra kendine göre konuşur. Konuşalım. Benim sorunum evet, değil. Salonun sessizliği önemlidir. Dikkatli davranın. 16 Haziran 2017 tarihinde Sütek Yönetim Kurulu'na Hayvancılar Birliği bir yazı yazdı. Okumak istiyorum müsaadenizle. Sütek Yönetim Kurulu 16 Haziran tarihinden itibaren çiğ süt fiyatlarında değişiklik yapmıştır. Bu değişikliği protesto amaçlı SÜİP yetkilileri süt almama eylemine gitmişlerdir. Bu durumda hayvancılarımızın elindeki sütün bir miktarı pazarlanamama durumundadır. Birlik Yönetim Kurulumuz almış olduğu karar neticesinde
üreticimizin elinde bir litre süt kalmayacak şekilde toplatılmasını, bu noktada toplatılan sütün pazarlanamayan miktarının kontrollü şekilde imha edilmesini, bu imha edilecek sütün eylem süresince toplam miktarının hesaplanarak pazarlanan sütün miktarına bölüştürülerek mağduriyetin ortadan kaldırılmasını talep etmekteyiz. Bu durumda pazarlanamayıp imha edilen sütün bütün sorumluluğu Birlik Yönetim Kurulu'na ait. Bu 40 sene sonra bir ilk. Ve şu anda biz bütün sütü topluyoruz. Bu karar, bu yaz Yatvem Yönetim Kurulu bir karar aldı. Ve pazarlanamayan sütün imha sorumluluğu birliğe aittir. Birlik diyor ki biz imha edeceğiz. İmha edilir. O şekildedir. Ve bunun parasını da burada herhalde imalatçılar da bu şekilde bir açıklama yaptı. Üreticilerin haberi yok diye bu sütün imha edildiğinden haberi vardır. Ve Hayvancılar Birliği'nin yazısıyla bu imhalar yapılıyor. Ve günün sonunda bu süreç geçtikten sonra dökülen süt tamamen satılan süte bölünecek ve o şekilde bir fiyatlandırma olacak. Burada hayvancı... Parasını kim ödeyecek? Hayvancı ödeyecek. Hayvancı ödeyecek. Kendi hayvancı ödeyecek. Hayvancılar Birliği'nin kararı buradadır. Ne olacak başka şey? Hayvancılar Birliği'nin kararı buradadır. Peki ne olacak? Dolayısıyla biz süt fiyatını hatırlatayım size. Ocak ayında yine tartışma vardı süt fiyatının artırılması yönünde. Hayvancılar Birliği ile bizim yaptığımız görüşmede, imalatçılarla birlikte yaptığımız görüşmede dedik ki bakınız bu dönem böyle bir hassas bir dönem değil. Süt fiyatının yükseltilmesi sıkıntımız. Evet. Son sözlerinizi alayım Sayın Başkan. Evet, son sözlerimi söylüyorum Sayın Başkan. Eğer bu süt fiyatı artırılır ve satılmazsa zora gireriz. Dolayısıyla Hayvancılar Birliği'nin bu sorumluluğu üstlenmesi kaydıyla zam yapılabilir. Buna. Ve sonra başka bir sürü konu oldu ve bu zam yapılmadı. Geldiğimiz aşamada Hayvancılar Birliği bu noktadadır. Artık kendi geleceklerine, kendi alın terlerine sahip çıkmak zorundadırlar. Ve 40 yıl sonra ilk defa süt kurumu teminat alabilmiştir. Ve bundan sonra da bugün teminatı kırılanların süt alabilmesi için teminatlarını tamamlaması gerekiyor. Teminatlarını bugün kırdıranlar tekrar süt kurumundan süt alabilmesi için teminatlarını tamamlamaları gerekiyor. Yavuz Oğuz bir şey sorayım. Toplamda ne bir süt kurumu alacak? O küt bir rakam var. Vadesi gelmiş ve vadesi gelmemiş. Borçların toplamı 60'a yakın bir para. Gelmemiş. Toplam yapılandırılmış, vadesi gelmiş, gelmemiş. Toplam 60 milyon. Süt kurumu 60 milyon TL imalatçıdan alacağı var. Vadesi gelmemiş olanlar da var. Yani vadesi gelmemiş. Olanlar ne kadar? 45 milyondur Sayın Bakan. Donuk olanlar işte yapılandırdık son zamanlarda. Yapılandırmalar yapıldı. Evet. Tam rakamlar önünde değil ama ciddi bir rakam. Yani Sayın Bakan bu teminatını kırılacak olanlar diyorsunuz, sözü kırılacak olanların içinde bu 2 liraya alanlar var mı? Var. Egat merlit ekmek kadeyi fidon durma. Kusura bakma. Niçin? Bu budur. Niçin? Hem teminatını bu çerçevede kırdırma noktası ne demektir? Parayı ödemedi şeye demektir. Ne derler? Süt kuruma. Bu parayı kullandı demektir. Evet. Kullanırken de 2 lirayı da aldı demektir. Hayır, 2 lirayı alamaz. İhracatta aldı. Alacaklarımıza binaen onlar imzalanır. Kuruma, kurumun kim, alacaklarından tahsil. Kimdir bunu öde? Bir şey ödeyim. Daha söyleyeyim size. Bunu da bilin. Süt kurumunun aldığı biz hukuk devletiyiz. Kimse ben veririm, ben alırım, ben sökerim diyemez. İmalatçı da diyemez. Siyasetçi de diyemez. Biz şu anda teminatları kırılanları süt kurumunun aldığı karar gereği derhal süt kurumunun alacaklarını tahsil edebilmek için de mahkeme sürecini başlatıyor. Hukuk hepsini, bütün adımlar atılacak. Eksiksiz. Önemli olan bugüne kadar sigarayı verip bunların her bunu yapmalı olarak yemesidir ya. Sayın Bakan, öncelikle şunu yıllardır bu şekilde teminatsız
5 milyonluk, 6 milyonluk, 7 milyonluk süt alan güvendiğimiz imalatçılar var. Biz geldik, şimdi ilk defa teminatlara başladık ve ne kadar haklıymışız. Bunu bir tehdit olarak karşımıza tutuyorlarmış. Bu tehditi ortadan kaldıracağız. Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri, iş tüzüğümüze göre iletiliklerde görüşme süresi 10 dakikadır. Her siyasal partilerin bir temsilci ve bakan. Sayın Bakan, evet. Tam da, hayır. Tam da bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü Sayın Bakan'dan da bazı milletvekillerinden de zaman zaman genel görüşmeye döndü, iş tüzü kurallarını çiğniyorsunuz şeklinde açıklamalar olmaktadır. Dolayısıyla eğer bir konu önemliyse ve tartışılıyorsa ve meclisinde yoğun dikkati ve kamuoyunun da bilgilendirilmesi önemliyse bunu inisiyatif kullanarak süremizi açabiliriz. O yüzden bu tür eleştirileri yaparken lütfen hepimiz dikkatli olalım. Çok teşekkür ederim. Konunun önemine binaen tartışılması uygun görüldü. Zaten meclisin şu andaki dinlemesi de bunu ve soruların sorulması da bunun önemini göstermektedir. Teşekkür ederim. Bir soru daha. Sayın Arabacıoğlu'nun da sorusu var. Buyurun Sayın Arabacıoğlu. Hep böyleydi yani. Ben onu öğrendim. Hep böyleydi. Sizin dönemde mi oldu bu? Hayır abi, hep böyleydi. Yani bu geçmişinde böyleydi. Tabii. Böyle olduğunu biliyorum. Hep böyleydi. Kamuoyunun dilinde sadece bir suçlama var sizde. Uzun bir zamandır bütün teşvikler bellidir. Yani bunu çıkart, yani daha bir çok uzun yıllardır benzer bir şekilde de oldu. Biz kestiydik. Son bir soru daha alayım. Buyurun Sayın Hamza Oğlan. Şimdi bunu 2016 Sütek bütçesinde de soru olarak sorduk aşağıdaki yetkili şahıslara. Bütçe komitesinde bulunan dostlarımız, vekillerimiz bunun cevabını da biliyor ama burada kamu toplumun da bilebilmesi adına bazı imalatçılardan almadıkları sütler karşılığında ödeme yapıldığı iddia ediliyor. Ve ediliyor yani bu konuya geldiği. O izah edersin. Yani süt almadan parasını ödeyen imalatçılar var. Peşin ödeme. Hiç öyle bir imalatçı yoktur. Sadece şu vardır. Ben izah edeyim size bunu. Diyelim ki ödeme günü geldiğinde bazen kurum 300 bin, 500 bin eksik parası var. Nasıl olur o da? Diyelim ki siz en yoğun dönemi ödemeniz gerekiyor. Ödemeniz gerekiyor. Ama o günkü tahsilatınız düşük bir dönemden geliyor ve paralar karşılaşmaz. Öyle bir durumda bazı imalatçılar 50'şer bin, 100'er bin para koyuyorlar. Yani milyonların içerisinde bir paradır ki üretici hemen ödensin. Ancak o şekilde. Böyle peşin para verip de süt alan iş güzel olur. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Yalnız Sayın Bakan sana bir şey söylemek isterim. Sayın Bakan, devletin kurumsal hafızası yoktur. Maalesef ama evrakları vardır. Benim size önerim SÜTEK'in evraklarını bir inceleyin. Dönemler itibariyle teşvik politikalarının nasıl değişken olduğunu görürsünüz. Ben biliyorum değişken. Her zaman yok. Ben değişken olduğunu biliyorum. Arzu ederseniz son 10 yılı, 20 yılı açıklar. Sorun evet. Değişken değil. Sayın Şahri son 5 dakika konuşma süreniz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii Sayın Bakan belli ki bakmaya devam edecek. Çünkü ne yapacağına ilişkin herhangi bir şey söylemedi. Sadece izleyeceğini söyledi. Üstelik kendinin zor günden kurtulmasına katkı yapacak olmamız da tuhaf diye nitelendi. Ne yapalım yani? Çıktınız burada sanayicilerle ilgili attığınız tuttuğunuz bir sürü.
Sonra da biz bu sektörün iki eşit paylaşıdır, hayvancı ve imalatçı dedik. Alın terinden başka bir şey görmez misiniz diye sordum. Anlayamıyorum. Sayın Bakan, az önce Sayın Soyer ifade etti. İnsan hafızası şaşabilir ama evraklar kalıcıdır. Lütfen Sütek'in arşivinde geldiğinizde tamamlanma aşamasında olan yeniden yapılanma çalışmalarını önümüze alın. Kişisel olarak beğendiğinizi biliyorum ama sizin dışınızdakiler tarafından yapılmış çalışmalar olduğu için maalesef istemeye istemeye hasır altı etmek zorunda kalacağınız kendi ifadenizdir. Dolayısıyla biz sizin ortaya koyacağınız bu sektörün selametine yarayacak her türlü çalışmaya destek olacak. Siz bunları tuhaf dahi değerlendirseniz de biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu sektörün yeniden ayağa kalkabilmesi, disiplin altına alınabilmesi için yapmanız gerekenleri yapınız. Siz yadırgasanız da biz size destek olmayı sürdüreceğiz. Bu konuda müşteri olun. Bir şeyin daha altını çizerim. Az önce zannederim laf arasında, yani buradaki laflar arasında kaynadı. Sayın Bakan görev devraldığında Süt Endüstrisi Kurumu'nun alacakları 17 milyon idi. Şu anda 45 milyon. Yayınlayınız lütfen. Dolayısıyla bu borcun bu kadar şişmesinin tek sebebi piyasa koşulları değildir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bugünkü bu yasa 15 günlük bir ödeme gecikmesinden doğan faizlerin affedilmesiyle alakalı. Yasadır. 17 milyondan 45 milyona gelen alacaklar oradaki yönetim disiplinin sağlanamadığının da somut bir göstergesidir. Dolayısıyla yapılması gereken çok nettir. Hayvancının ve imalatçının bir arada bakanlığın yönlendirmesiyle, bakanlığın koordinesiyle bu sektörün ayakta kalmasını sağlayacak koşulları yaratmasıdır esas olan. Yoksa siyaset kenara çekilir, sektörün paydaşları çarpışır, ayakta kalan da söz sahibi olur tarzı bir yaklaşım. Az önce de ifade ettim. Topyekun bir çöküş anlamına gelir ve bunun altında ne siyaset ne de üretim kalkabilir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, az önce yadırganmış olsa dahi bu konuda sektörün önünü açmak açısından önemli değerlendirdiğimiz bu yasaya görüşümüz olumlu olacaktır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Şahin. Sayın Milletvekilleri, kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimsel oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İkinci sırada Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan İstatistik Kurumu, kuruluş, görev ve çalışma esasları, yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen Sayın Şahin. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ile Koşa. İlgide kayıtlı yazımız ile sunulan İstatistik Kurumu, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları yasa tasarısı, mevcut yapısıyla İstatistik Daire Başkanlığı, devlet planlama örgütüne bağlı bir ilkelerinin mesleki ve teknik özellikleri ilgili ilkesini kapsayamakta. Bu da daire adına sıkıntı yaratmaktadır. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istatistik altyapısını çağda seviyeye getirmek ve standartları yükseltebilmek amacıyla söz konusu yasa tasarısının ivedilikle görüşülmesi gerektiği görülmektedir. Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi iş tüzüğünün 80. maddesi uyarınca bahse konu yasa tasarısı için ivedilik kararının verilmesini saygılarına istemlerim. Hüseyin Özgür Gül Başbakan. Tezkere hakkında söz almak istemiyorsa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu adına Gazi Mausa Milletvekili Sayın Erkut Şahali'nin sunmuş olduğu kamu görevlileri değişiklik yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen Sayın Katip. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lef Koşa. Öz. Kamu görevlileri değişiklik yasa önerisi hakkında ivedilik önergesi. Özde adı geçen yasa önerisiyle kamu görevlilerine tanınan izin haklarının, eğitim, sınav ve terhisat haklarının 779 sayılı kamu görevlileri yasası ile kamuda istihdam edilmiş sürekli personel, geçici personel ve sözleşmeli personelde tanınması, mükellef askeri hizmetlerinin dikkate alınması, devletin veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş
ve sonrasında tasfiyesine karar verilen bankalarda çalışıp Bakanlar Kurulu kararıyla kamuda istihdam edilenlere bu yerlerde yaptıkları hizmetlerin kademeli ilerlemesine sayılmasına yönelik bir hak verilmesi amaçlanmaktadır. Önerinin ivedilikle sonuçlanmasının sağlanması için iç tüzüğün 80. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hakkında ivedilik kararı verilmesi yönünde gereğini saygılarımı arz ederim. Erkut Çağrı, Cumhuriyet Türk Partisi Grup Adına Grup Başkan Vekili ve Gazi Mahursa Milletvekili. Buyurun Sayın Şahin. Konuşma süreniz 10 dakika, hatırlatayım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Geçtiğimiz gün bu mecliste yine benzer 3 yasayla ilgili bir oylama yapılmıştı. Dolayısıyla kendinden izahlı bir konu olduğunu addediyorum. Sadece yapacağım izah şu çerçevede sınırlı kalacak. Geçtiğimiz günkü konuşmam sırasında da ifade etmiştim ki hazırlanan yasa önerileri, tasarı olarak hazırlanan ancak öneri olarak meclise sunulan yasa önerileri anayasaya aykırılık bakımından ciddi kuşkulara yol açacak düzenlemeler içeriyordu. Dolayısıyla bu hassasiyeti de göz önünde bulundurarak ve elbette ilgili sendikaların katılımıyla hazırlanan 3 yasa önerisidir ve komitede birlikte görüşülmesi ve en ekonomik çalışma temposuyla en etkili sonucu doğuracak, üstelik yargı kararıyla da kayıp olmayacak bir düzenlemeye ulaşmak gibi bir amaçla bu yasa önerileri grubum adına verilmiştir. Bu çerçevede geçtiğimiz gün sorduğum bir soruyu buradan da sorma ihtiyacı hissediyorum. Her ne kadar da geçtiğimiz gün hükümet adına bir izah yapılmış olsaydı da, olduysa da biz o izahı malum gerekçelerle çok muhtemel saymamıştık. Dolayısıyla hazır Sayın Başbakan da buradayken hükümetin en yetkili ağzı olarak bu izahı veya beyanı kendilerinden de duymak istiyoruz. Geçtiğimiz gün oyladığımız tasarı olarak hazırlanıp öneri olarak meclise sunulan çalışma hükümetin desteğine sahiptir. Bu konuda net bir bilgiye ihtiyacımız vardır. Çünkü kamuda farklı statülerle çalışan ancak yasada iki ayrı statüden, sözleşmelerle birlikte 3 ayrı statüden söz edilen bir çalışma düzeni söz konusudur. Geçici personel istihdamı 2014'te yasayla durdurulmuş olmasına karşın bu statüyle çalışan personel hala mevcuttur ve bu insanlara bir iş güvencesi sağlamaya dönük düzenlemelerdir. Yapılan düzenlemeler ve ilk gün itibariyle herhangi bir mali mükellefiyet yaratmasa dahi süreç içerisinde kamu maliyesine bir yük getirecek çalışmalardır. Hem geçtiğimiz gün yasal bakımdan sıkıntılı, anayasal bakımdan sıkıntılı olduğunu düşündüğümüz öneriler hem de bizim bugün getirdiğimiz öneriler aynı kapıya çıkar kamu maliyesine etkisi bakımından. Dolayısıyla bu konuda mecliste komite aşamasında yürütülecek çalışmaya henüz başlamamışken hükümetin bu konudaki pozisyonunu net olarak bilmeye ihtiyacımız vardır. Çünkü pek çok yasada yasanın esas sahibi olan bakanlık temsilcilerini komitede yasayı savunurken konunun kamu maliyesi bakımından muhatabı olan Maliye Bakanlığı temsilcisinin bizim bu konudaki görüşümüz olumsuzdur dediğine şahitlik etmişliğimiz vardır sıkça. O nedenle hükümetin bu yasalarla ilgili pozisyonunu Sayın Başbakan'dan bizzat duymak bizim açımızdan son derece önemlidir. Vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederim. Geçtiğimiz günkü yasaların uyarılarımıza rağmen bizlerin de oyla oy birliğiyle geçtiğini, bunda da tuhaf bir şey olmadığının altını çizerim. Dolayısıyla bugün yapılması gereken elbette bu yasaların da oy birliğiyle komite gündemine aktarılmasıdır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Şahin. Oylarınıza sunuyorum. Buyurun Sayın Oğuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Erkut arkadaşımızın sunmuş olduğu bu öneriyle ilgili geçen hafta hemen hemen biraz daha geniş detaylı olarak bizim tarafımızdan sunulmuştu. Buradaki asıl amaç kamuda maalesef geçmişteki siyasilerin bir şekilde istihdam ederek güvensiz bir şekilde görevlerine devam eden kamudaki çalışanların geçici memur, geçici işçi, bu son halinde sözleşmelerle dahil kamuda bir kamburdur bunlar ve bir sorun olarak kalmaya devam etmektedir. Bu sorunun çözümü bu soruna yol açanlar tarafından çözülmelidir. Çünkü bu insanlara bu şekilde istihdam şansını yine siyasiler vermiştir. Siyasetin artık çözüm üretmesi gerekmektedir.
Bu nedenle bu konuyla ilgili hepimiz duyarlıyız. Tabii Erkut arkadaşım geçen hafta bayağı bizi eleştirdi. Bu hafta kendisi aynı duruma düştü. Ama biz üzüm yemeklerindeyiz. Bağcıyı dövmeklerinde değil. Bu nedenle parti olarak bu öneriye olumlu oy vereceğiz. Yine geçen hafta veya anayasadan dönecek dediğiniz konuda mesela burada sunmuş olduğunuz geçici memurlarla ilgili bir komisyondan bahsediyorsunuz. Halbuki o komisyonda yine siyasetçilerin dudağı arasında olan bir yapı var. Bu da aslında sorunu çözmeye giden bir yolda biraz tehlikeli bir riskli bir konu. Tabii bunun yanında geçici işçilerin ve sözleşmelileri de bir sorundur, doğrudur. Burada öyle bir açılım var. Bununla ilgili bizim çalışmalarımız vardı ama sonuçta hepsinin aynı yerde komiteye giderek ortak bir yolla hem hükümet tarafından da uygun görülüp hem de bu yarayı artık nihai olarak sonlandıracak şekilde inşallah bu soruna çözüm buluruz. Bu nedenle bu konuyla ilgili oyumuz olumlu olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Oğuz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu adına Gazi Mausa Milletvekili Sayın Erkut Şahane'nin sunmuş olduğu kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi değişiklik yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen Sayın Katip. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa Öz. Kamu görevindeki geçici personele ilişkin kurallar yasa önerisi hakkında evedilik önergesi. Özde adı geçen yasa önerisiyle devlet kurumlarında 19-2014 sayılı kamu görevleri değişiklik yasası ile 18-2014 sayılı kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi değişiklik yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce bazı konu yasalar tahtında geçici statüde işe alınan personeli ve 6-2009 sayılı kamu sağlık çalışanları yasası kapsamındaki geçici statüde işe alınan personelin devletteki işlerine haklı bir gerekçe göstermeksizin son verileceği ilişki kuralları düzenlenmesini amaçlamaktadır. Önerinin ivedilikle sonuçlanmasının sağlanması için iç tüzüğün 80. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hakkında ivedilik karar verilmesi yönünde gereğini saygılarımla arz ederim. Erkut Şahali, Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazi Mausa Milletvekili. Sayın milletvekilleri, tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, komitelerde görüşülüp genel kurula havale edilen yasa tasarı ve önerilerinin genel kurulda görüşülüp onaylanmasına ilişkin tezkereler ile sunuşlarımıza devam ediyoruz. Altıncı sırada İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin ivedilikle görüşülen... Beşinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu adına Gazi Mausa Milletvekili Sayın Erkut Şahali'nin sunmuş olduğu kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi değişiklik yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen Sayın Katip. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa Öz. Kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi değişiklik yasa önerisi hakkında ivedilik önergesi. Özde adı geçen yasa önerisiyle kamu görevlerine tanınan izin haklarının, eğitim, sınav ve tersan haklarının 47-2010 sayılı kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerin düzenlenmesi yasasıyla kamuda istihdam edilmiş sürekli personel, geçici personel ve sözleşmeli personel de tanınması, mükellef askerlik hizmetlerinin dikkate alınması, devletin veya diğer kurum dışlarında yaptıkları hizmetlerin kademe ilerlemesinden sayılması ve birleşik bayram uygulamasına yönelik bir hak verilmesine başlamaktadır. Önerinin ivedilikle sonuçlanmasının sağlanması için iş tüzüğün 80. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hakkında ivedilik karar verilmesi yönünde gereğini saygılarını arz ederim. Erkut Şahali, Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazi Mausa Milletvekili. Evet, Sayın Milletvekilleri, tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı sırada İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin ivedilikle görüşülen Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği yasa tasarısının genel kurulda 3. görüşmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen Sayın Katılım. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa Öz. İvedilikle görüşülen Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği yasa tasarısının genel kurulda 3. görüşmesi hakkında. Özde adı geçen yasa tasarısında maddi hata bulunmadığından iç tüzüğün 92. maddesinin 4. fıkrasında haberinde uyarınca
üçüncü görüşmesinin yasa tasarısının kısa resmi okunmasıyla başlamasını ve bütünlüğü oylanmasıyla son bulmasını öneririz. Gereğini saygılarımlar dilerim. Doktor Ahmet Yaşif, komite başkanı. Sayın milletvekilleri, tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel oy geride kabul edilmiştir. Yedinci sırada Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin İvedik'te görüşülen Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasa Tasarısı'nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen Sayın Kadir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lef Koşa, öz. İvedik'le görüşülen Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasa Tasarısı'nın genel kurulda üçüncü görüşmesi hakkında. Özlerde geçen yasa tasarısında maddi hata bulunmadığından iç tüzüğün 92. maddesinin öncü fıkrasının abendi uyarınca üçüncü görüşmesinin yasa tasarısının kısa resmini okunmasıyla başlamasını ve bütünlüğü oylanmasıyla son bulmasını önerir. Gereğini saygılarımla arz ederim. Ersin Tatar, komite başkanı. Sayın milletvekilleri, tezkere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sekizinci sırada İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin İvedilikle görüşülen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Değişiklik Yasa Tasarısı'nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen Sayın Kadir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lef Koşa, öz. İvedilikle görüşülen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Kuruluş Görev ve Çalışma Yasası Değişiklik Yasa Tasarısı'nın genel kurulda üçüncü görüşmesi hakkında. Özlerde geçen yasa tasarısında maddi hata bulunmadığından iç tüzüğün 92. maddesinin 4. fıkrasını abendi uyarınca 3. görüşmesinin yasa tasarısının kısa resmi okunmasıyla başlamasını ve bütünlüğü oylanmasıyla son bulmasını öneririz. Gereği saygılarımı arz ederim. Doktor Ahmet Yaşif, komite başkanı. Oylarınıza sunuyorum Sayın Milletvekilleri tezkereyi. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi 62. madde uyarınca bir konuşma ismi vardır. Toplumcu Demokrasi Partisi adına Sayın Hüseyin Angolemli, sebze ve meyvelerdeki ilaç kalıntıları limit değişikliği ilgili söz almak istemiştir. Buyurun Sayın Angolemli. Emidir. Bütün dünya, uygar dünya, toplum sağlığını korumak için çeşitli önlemler almıştır. İşte laboratuvarlar kurmuşlar. Biz de onları izlemekteyiz değerli arkadaşlar. Biz de laboratuvar bulduk. Ama bizim laboratuvarımız yandı, kül oldu. Bu arada kontrol de yapılmadı ve toplum günlerce denetlenmemiş sebze ve meyveleri almak zorunda kaldı. Daha sonra Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri 9 Ocak 2017'de Tarımsal İlaçlar Komisyonu bir karar aldı tarımdaysa beraber. Dedi ki artık dedi kriterler değişti. Yani yanmadan evvelki laboratuvarımız akredite edilmişti. Maksimum kalıntı değerleri belliydi. Limitleri belliydi arkadaşlar. Ona göre ilerledi. Daha sonra bir laboratuvar kuruldu veteriner dairesinde ve bir karar çıkardılar. Bu kararı kim çıkardı daha belli değil. Bugün inşallah Sayın Bakan, ilgili bakan bize bilgi verecek. 9 Ocak 2017 kararı. Bu ölçümlerde %50 belirsizlik öngörüldü. Yani bulduğum değeri 9 bulduysan 4,5 yapacaksın ve ona göre maksimum kalıntı limitini mukayese edeceğim. Ben okuyacağım size şimdi örneklerini arkadaşlar. Yalnız ve 6 aydır bu uygulamaktadır. Yani 6 aydır zehirlenmekte yıkılırız arkadaşlar. 6 aydır. Şimdi bakın. Tarımsal ilaçların denetimi yasasının 30. maddesinin 6. fıkrası şöyle der. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olacak maksimum kalıntı limitleri ve bu madde kuralları çerçevesinde yapılacak uygulamalar bakanlar kurulunca çıkararak tüzük hesaplanır. Kimse dokunamaz limitlere arkadaşlar. Limitler bu şekilde halledilir. Ve genellikle yanmadan evvelki laboratuvarımız da Avrupa tarafından da akredilmişti. Onların limitlerini kullanırlar arkadaşlar. Şimdi bakınız. %50 belirsizlik Sayın Başkanım.
Başkan, Sayın Milletvekilleri. 10 Nisan 2017'de Armut denetlendi. Armut demeci Armut. Denetlendi. Evet. İlacı denetlendi ve şöyle bulundu kanıtı arkadaşlar bir ilaç üzerine 0.013 ama maksimum kalıntı limiti o kimya laboratuvarına göre 0.01 olması gerekir. Demek ki bu armut zehirliydi, geçemez, geçmemesi lazım. Ama Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri orada %50 belirsizlik adı altında maalesef bu armut geçerli sayıldı. Şöyle geçerli sayıldı. Bunun da ispatı BRT 11'inde bir açıklama yaptı ve dedi ki işte limit üstü kalıntıya rastlanan maddeler hakkında bilgi verdi ve bu saydıklarımız diyor şeyi geçti. Kalıntı olayında uygundur diyor. Marul, armut, üzüm ve sayıyor arkadaşlar. Armut da geçti. Şimdi Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Evet. Armut da geçti. Şimdi aynı şekilde numunenin adı Roka. Roka, sepse. 9 Nisan'da incelendi. Bakınız. İlaç kalıntısı laboratuvar ölçümüne göre 0.094 çıktı. 0.094. Maksimum kalıntı limiti 0.05 olması lazım arkadaşlar. Bakınız. Bu 0.095 2 katı. Bu geçti arkadaşlar. Bu geçti. Nasıl olur da bu geçer? Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Tabii hemen ertesi günü Havadis gazetesinde onun da ismini verdik ama bir şey değil. Reklam, sağlık işine şey yaptılar arkadaşlar. Dolayısıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın yapılan açıklamasına göre limit üstü kalıntı tespit edilen bir tek madde armut. Roka geçti arkadaşlar. İki katı kalıntı ihtiva ediyor. Maksimum limiti iki katı arkadaşlar. Ve bu geçti. Şimdi açıkçası ilgili bakan burada açıklama yapması gerekir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Yahut bakanlar da değiliz ama bir şeyin de altını çizmek isterim. Bakın bu laboratuvarın çıkardığı sonuçlardır. Ve ne diyor? Deneyi yapan ilgili kişi şöyle diyor. Biz bulduğumuz ölçümleri maksimum kalıntı limitini de size gösterdik diyor. Ama diyor, not düşüyor. Numuneler 28.04.2 bu tarihinde öngörül güncellenmiş olan Avrupa Birliği limitlerine göre değerlendirilmektedir laboratuvarda. Onun da altını çizmektedir. Ama diyor 9 Ocak 2017 tarihli falan sayılı yazınıza atfen. Tarım Dairesi'ne yazıyor. Bu şimdi ilgili kimyager. Analiz sonuçlarına %50 ölçüm belirsizliğinin yansıtılması Tarım Dairesi'nin ilgili birimi tarafından yapılacak. Biz
Şimdi arkadaşlar, tarım dairesi bunlara dedi ki %50 belirsizlik var. Yani bulduğumuz rakamı ikiye bölün ve geçer yapın. Bunlar kabul etmediler. Asla kabul etmediler. Bunun üzerine Tarım Bakanlığı dairesi kendisi yapıyor. Şimdi ben soruyorum. Bu Tarım Bakanlığı dairesi neyin uzmanıdır? Hangi kıstasları takip eder? Ne hakkı vardır çıkan kalıntının? İşte biraz önce gördüğünüz 0-0 yarısını dikkat alsın arkadaşlar. 9 burunu 4.5'unu alacak. Bak bak bak. Nereden çıktı bunlar? Kamuoyuna doyurucu bilgi verilmesi lazım. Kamuoyu resmen zehirleniyor. Her tarafta bir kanser olayı çıktı ve bu algı bu tarımsal ilaçlardan kaynaklanıyor diye dalga dalga ülkemizi sarmış iken siz nasıl olur da 9 Ocak'ta böyle bir karar alırsınız? Yarı yarı yendirebilirsiniz. Bulduğunuz değerleri ve sizi laboratuvar reddeder ve siz kendiniz oturursunuz ulemalar ve dersiniz ki bu geçerlidir. Roka geçerlidir mesela. Olur mu böyle bir şey arkadaşlar? Roka'da bulunan %0.9 maksimum limit 0.05. Nasıl olur da bu geçer? Yarısı 4.5 geçer. Düşünceye göre arkadaşlar. Yani önce halkımız laboratuvar yandı. Günlerle hatta aylarla kontrol ve inceleme ve analiz yapılmadı. O dönemde herkes zehirli gıda maddelerini aldı. Arkasına bu yetmezmiş gibi 9 Ocak 2017'de alınan bir karara kim aldıysa Bakanlar Kurulu dışında hiçbir kimse alamaz bu kararı arkadaşlar. Aldıysa suçtur. Bunlar mahkeme huzuruna çıkarılmalıdır arkadaşlar. Halkın sağlığıyla kimse oynayamaz. Ha Bakanlar Kurulu karar aldıysa, tüzük çıktıysa onu da görmek istedik. Anlayalım ki devletimiz halkımızı bu kadar düşünüyor. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Konu çok ciddidir. Bugün basında çıktı. En çok okunan gazeteler çıktı. Diğer gazeteler çıktı. Halkımız çok rahatsızdır. Dolayısıyla bu konuda ilgili bakanın veya bakanların yanıt vermesinde büyük fayda vardır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Daha söyleyecek çok şey var ama ben vaktinizi almayayım. Burada konuyu kapatayım ve Sayın Bakan da hiç olmazsa konuşma fırsatı bulsun. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Angolim Bey. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 62. maddenin böyle durumlarda işe yaradığını da söyleyebilirim. Bazen farklı maksatlarla kullanılmış olabilir ama bugün işe yarayacağını düşünüyorum. Şimdi tabii Sayın Hocam, halk sağlığı konusunda herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biz elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Şöyle ki, göreve geldiğimiz günden beri en fazla gece eğitimini, en fazla tarla eğitimini ve baskı olsun diye de şeffaflığı bu ülkeye getirdik. Ve az önce de siz de gazetelerden okuduğunuz dokümanlar bizim şeffaflığımızın bir sonucudur. Dolayısıyla bu konuda gizleyecek, saklayacak veyahut da halkın sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir girişimde bulunmamız mümkün değil. Aksine halkın sağlığını en iyi noktaya getirebilmek adına tarımın halkın sağlığı konusundaki yarattığı sıkıntıları en aza indirgeyebilmek adına denetimlerimizi hat safhaya çıkardık. Organik tarımı güçlendirmeye çalışıyoruz ve tek bir gayemiz halk sağlığı. Şimdi bahsettiğiniz pestisit kalıntıların nereden çıktığını biraz izah etmek isterim. Bu vesileyle toplumun da bilgilenmesini sağlarız belki sizin aracılığınızla. Şimdi Avrupa'da DigiSanco ve DigiSante diye iki kuruluş var. Bunların biri Avrupa Birliği Sağlık, DigiSanco, Avrupa Birliği Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü'dür. Diğeri de Sante'de Sağlık ve Gıda Güvenilirliği Genel Müdürlüğü'dür. Bu iki kuruluş, biri tüketici açısından, biri de kurumlar açısından şunu yapar, görevi şudur. Pestisit kalıntı analizi yapan laboratuvarlar hakkında bir tebligat yayınlarlar. Ve bu tebligatlara bütün Avrupa Birliği üyeleri uyar. 2015'te bir de TC'de uyar. Şimdi hepsini örnekleyeceğim size.
Yalnız bunların ne iş yaptığını bir okumama müsaade edin. Bu laboratuvarların validasyon çalışmaları ve ölçüm belirsizliği hesaplamalarında farklı yöntemler kullanmalarından kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak ve validasyon ve ölçüm belirsizliği hesaplarının ortaklaşmasının sağlanması amacıyla yapılmış bir uygulamadır. Sanko dokümanı rehber olarak kullanılmaktadır. Sanko dokümanı dediği doküman budur Sayın Hocam. Numarasını da söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin yayınladığı bir dokümandır ve okumanızı isterim, arzu ederim. 12571-2013 numarası da bu. Bu Avrupa Birliği'nin yayınladığı dokümandır bu. Hangi tarih? 2013. 2013 okumanızı isterim. Bu da onun Türkçesidir. Çevrilmiştir birebir ve Türkiye'nin uyguladığını adı da pestisit analizleri için metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği hesaplaması açıklamalı uygulama rehberi. O da bu. Ve bu konuları emanet ettiğimiz insanlar tarım dairesi değil. Tarımsal İlaçlara Denetleme Kurulu. Ve bu denetleme kurulunda Tarım Dairesi Müdürü Başkanlık yapar, doğrudur. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlette akademik kariyere sahip, biliyorsunuz çok az insan var devlette. Emine Kocadal var, doktoralı bu konuda uzmanlığı olan. Yine Ayda Konuksal var, yine araştırma dairesinden. Furhan Kalkavanoğlu, Serap Konde, Kimya Ger Devlet Laboratuvarı'ndan gelir. Yine ilaç eczacılıktan Ayşe Gökçe gelir. Bu da devletteki nadir doktoralı insanlardan biridir. Ve Doktor Minel Özen. Yani aslında hem eczacı var içerisinde doktoralı, hem doktor var, hem ziraat mühendisi var, hem de bu kalıntılar konusunda doktora yapmış bir çalışanımız var. Ve bu evet, denetleme kurulu söylüyor. Yani bu konudaki muhatap da olur. Dolayısıyla bu insanlar bizden de bağımsız toplantı zamanlarında, bilmediğimiz zamanlarda gerektikçe toplantı yaparlar, düzenli toplantı yaparlar. Ve böyle bir toplantıda 17-11-2016 tarihinde bu Türkiye'de uygulanan, 2015'ten beri uygulanan AB uyum yasaları çerçevesinde ve AB uyum gereklilikleri içerisindeki uygulamada bu arkadaşlarımız haberdardırlar. Ve tartışmaya açalım. Oradaki bir arkadaşımız bunu, uygulamanın bu şekilde olması gerektiğini söylerler. Ve komite, denetleme kurulu bir karar alır. Bu konunun araştırılması için görevlendirilir oradan bir arkadaşları, kendi arkadaşlar, çalışma arkadaşları. Ve denir ki bunu araştır. Bir sonraki toplantıda buluşalım. Ve 22-12 tarihinde bu konu araştırılır. Ve bu konuda Türkiye'nin uyum çerçevesinde uyguladığı uygulamanın gerekli olduğu ve Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde bu uygulamanın yapıldığı ve buna uyum gösterilmesi gerektiği noktasında bir mutabakata varırlar. Ve daha sonra da bu kararın uygulanmasına yönelik bir karar alırım. Tarımsal Denetleme Kurulu. Bu karar alındığında benim bilgim olur. Böyle bir görüşümüz var derler. Mevzuat da böyle bu kadar kalın bir mevzuattır ayrıca. Derler ki bana böyle bir Avrupa'da uygulama budur, Türkiye'de uygulama budur. Biz de bunu uygulayacağız. Ben de derim ki Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği, aynı da cümlemi hatırlıyorum. Avrupa Birliği yasaları ve standartları insanlık için en iyi standartlar. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin uyguladığı herhangi bir şey varsa Avrupa Birliği'ne uyum olacak şekilde ne varsa biz uygulayabiliriz. Sizin size sunulan belge diye kelimelendirdiğiniz bazı açıklamalarınız oldu. Bu arkadaş bana da geldi, açık söyleyeyim size. Ve bu arkadaşla ilgili ben görüşmeyi yaptıktan sonra bu arkadaşları çağırdım. Müsteşarım başkanlığında birçok daha insan kattık ve toplantı yaptık bu konuda. Ve oraya, onu en son söyleyeceğim ama oraya gelmeden başka bir iki örnek daha vermek isterim. Burada elimde de sabahleyin bu konuşmanın yapılabileceği
tahmin ettiğim için Türkiye'de yapılan uygulamalardan bazı örnekler aldım. Buradaki uygulama tamamen konuştuğumuz çerçevede, AB uyum çerçevesinde tamamen Türkiye'de uygulanıyor. Bu da Avrupa Birliği'ne ait bir ülkede yapılan bir uygulamadır. Aynı esaslarla. Zaten bu Santé'nin yaptığı yayında 2013'te çıktı bu kriterler. 2015'te de tekrar Santé tarafından tadil edildi bunlar. Yani burada aslında konuştuğumuz analiz sonuçlarıyla laboratuvar sonuçları arasında bir hesaplama farkı var. Tarım dairesinin hesaplayacağı noktasındaki okuduğumuz şey farklı bir şey. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinde ve AB'ye uyum gösteren ülkelerde bu uygulanıyor. Ve biz bu tartışmalar toplumu yanlış bir yere götürebilir, yanlış tartışmalara vesile olabilir diye ben arkadaşlara uyardım. Bakın dedim, siz doğruyu yapmış olabilirsiniz. Bugün sabahleyin arkadaşlar yine toplantı yaptı. 3 gün önce gene yaptı. Bugün başka yerde yine yapacak. Dedim ki bakın siz doğruyu söylersiniz ama doğruyu topluma anlatana kadar toplum bunu yanlış anlayabilir. Yanlış bir algı oluşturulabilir. Toplum yanlış bir yere sürüklenebilir ve endişeye sürüklenebilir. Dolayısıyla tekrar bunu değerlendirin ve bunu bu tartışmalar belli bir seviyeye gelene kadar askıya alın. Ve devlet laboratuvarına tarımsal denetleme kurulu başkanı bu tartışmalar doğru bir zemine oturana kadar 15.6.2017 tarihinde de yazı yazıp bu uygulamayı askıya aldı. AB'ye rağmen AB'nin belirlediği pestisit kalıntı dereceleri var. AB'nin belirlediği pestisit kalıntı uygulamaları var. Ve uygulama kısmını askıya aldı. Dolayısıyla burada AB'ye uyumsuz hiçbir şey yoktu. Dünyada da insan için uygulanan en iyi standartlar, en iyi ölçekler Avrupa'dadır ve Avrupa'nın uygulamasını da Türkiye bir kusur yıldan beri uyguluyor ve burada da uygulanıyor. Dolayısıyla ama biz bunu şu anda askıya aldık. Bu tartışmalar doğru zeminde olmayacağını her konuda olduğu gibi tartışmaların doğru zeminde olamayacağı endişesiyle bunu askıya aldık ama bilesiniz ki burada insan sağlığını riske eden AB'nin koyduğu kurallar dışında hiçbir uygulama yok. Buyurun Sayın Hanım. Sayın Bakan'a soralım. Yani o yalan laboratuvar akredit edilmiş. Evet. İki değildir. Ben az önce Faiz Bey'le bunu böyle burada konuştuk. Avrupa Birliği'nin akredit ettiği bir şeydir. Aynı rakamları yakaladık dedi. Akredite süreci de devam ediyor. Şimdi öncesi kaliteye personel anlamında da zaten aynı personel. Aynı personel. Alet anlamında da erişmiş durumdayız. Bir şey daha ifade etmem gerekiyor. Çünkü devlet laboratuvarı bizim gıda laboratuvarının içinde olduğu için iletişimimiz de çok yükseldi. Ve devlet laboratuvarındaki bu laboratuvarcı arkadaşlar Avrupa Birliği ile birlikte Avrupa Birliği'nin düzenlediği hizmet içi eğitimlere ve hatta oradaki gelişmeleri görmek için Avrupa'ya gidiyor. Tesadüfen 3 gün önce Avrupa Birliği'nden eğitimden geldi bu arkadaşlar. Ya da Barcelona'da ve bu kişiyle de görüştüm. Ha evet. Sabah geldi. Ama hocam bunu tamamlayan kamuoyu açısından evet. Önemli. Barcelona'dan bu arkadaşlar eğitimden geldiler ve şu anda da tümü o eğitimden gelen herkes bütün Avrupa'da bu uygulamanın yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini söyledi. Avrupa'da eğitime gidip de gelen laboratuvarcı arkadaşlar. Şimdi benim sorum şudur. Dolayısıyla kamuoyu rahat olsun bu konuda ABD neyse sadece odur. Tamam. Bir limit bir nokta ileriye gitmeyiz. Yani laboratuvar bulur. Benim bulgum budur der. O analiz sonucudur. Laboratuvar maksimum sonucudur. Kalıntı limiti budur diyor. Onun aslındadır. Ama diyor ben %50 beliksizde dokunmak dokunsun diyor. Öyle değil hocam. Öyle yazıyor burada. Öyle değil. O işte öyle değil işte. Biz bundan sonra da zaten devlet laboratuvarı kalıntısı olanı bize bolt yapıp gönderecek. Onu da düzelttik. Burada öyle yazıyor. Bu rapor öyle yazıyor. Şimdi evet. Madde 30 diyor ki
haber mevzuatına tabi. Öyle bir çizik çıktı. Haber mevzuatını topyekun uyguluyoruz. Topyekun. Yani limit seviyeleri açısından da laboratuvar sonuçları. Siz bunu çekip arkadaşlarsınız. Tabii. Laboratuvar sonucunun yarısını alırken biz eleksiniz. O zaman o laboratuvara ne gereği var? O yarısını vereyim. Ne gereği var? Hocam yani? Gerçekten toplumu yanıltmayın. Çünkü bu konuda büyük bir hassasiyet var. Biz de büyük bir mücadele yani, ediyoruz. Yanıltma değil. Maksimum limit 5 der. Sen 10 bulun ve geçelim onu. Nasıl bulun? Alakası yok. Nasıl alakası yok? Bu tabii. Laboratuvarların kendi aralarında Türkiye'den veya da Avrupa'dan bize ürün gelir. Ve biz o ürünleri bu hesaba rağmen bile defalarca gazetelerde görürsünüz imha ederiz. Niye? Niye imha ederiz? Çünkü bu laboratuvar farklılıkları Avrupa Birliği bir ülkeden analiz yapılarak geliyor ve burada imha edilen ürünler var. Tamamen sebebi bu laboratuvar farklılıklarının hesaplanması. Avrupa'nın bir başka. Demek ki laboratuvar bulduğu sonuçları orada halletmesi lazım. Çünkü onu gören maksimum limitin üstünde bir ilacın geçtiğini görüyor. Bir kalıntının. Aslında maksimum limit konurken bu hesaplamalar da belli ki düşünülerek bir rakam konmuştur ve hesaplama yöntemi konmuştur. Yani onun oranını konmuştur. Yani ben bunu hedeflerim. Ama buraya kadar da toleransım var. Referans aralım budur. 150 tolerans. Ben soru sormak istiyorum. Buyurun Sayın Sali. Sayın Bakan, şimdi Sayın Angolem'in sorusuna verdiğiniz cevabı Avrupa Birliği'ne üye devletin bakanı olarak verseniz anlardım ama değil. Dolayısıyla ama Avrupa biz o müktesebatı uygulamaya çalışıyoruz her konuda. Gördüklerini kendi mevzuatınıza yerleştirmediğiniz sürece bir bağlayıcı yok. Dolayısıyla ama biz bunu hedefliyoruz. Hedefliyor olabilir Sinan Bey. Bütün kriterler standartlar onlardır bizde. Türkiye'de de. Nacizane tavsiye, malum ki şiariniz muktesebattır. O muktesebatın öngörülerini kendi mevzuatınızda yasa veya bağlamında yerleştirmeniz. Dolayısıyla sizden sonraya ilişkinde bir bağlayıcılık. Tamam işte bu kriterleri bazal tarımsal başlar denetleme kurulu dediğinde biz DigiSantel'in yayınlarını şeylerini, kalıntı seviyelerini baz alıyoruz. Zaten bu olay tamam, yerinde. Sana diyor ki bakanlar kurulu bu konuda tüzük düzenlemesi yapar. Dolayısıyla bunu tüzüğe derjetmek. O eksikliğini neyse derjetmek kaçınılmazdır. Bunu yapmak gerekiyor. Benim sorum şu: Eczacılık ve Zehirler Kurulu bu ülkede kullanılacak özellikle tarım ilaçları, zehirlerin kriterleri, etiket maddeleriyle ilgili koşulları belirler ve buna bağlı kararlar alır. Sorum iki tane. Bir, Eczacılık ve Zehirler Kurulu en son ne zaman toplandı? Bir diğeri de bir ihbardır aslında size. Almış oldukları belli başlı kararlarda ürünün yani o tarımsal ilacın markasıyla birlikte kararlar almaktadırlar. Markayı çalamazlar. Ve markaya bağlı alınan kararlarda farklı markalarla aslında yasaklanan etken maddenin ülkeye girişini de önleyememektedirler. Markayla bir karar almak mümkün olmadığını bildiğimizi düşünüyorum. Yani bir bakınız bu konuya bildiklerim vardır ve bu konuda paylaşırsanız katkınız olur. İlacı satışı yapan işletmelerin depolarında markasıyla birlikte yasaklanmış ama içeriği içerdiği etken maddeyle bir farklı ticari isimle bu ülkeye sokulan tarım ilaçları olduğunu görebilirsiniz. Bu doğrultuda bir denetime tabii işleme ihtiyaç var. Teşekkür ederim. Eğer bir isim verirseniz daha kolay olur. Buyurun Sayın Ayniçeler. Çok basit bir şey soracağım. Yani anlattığınız Sayın Bakan bir şeyler burada bir şeyler anlatmadım. Yok, burada ciddi bir şey anlattım. Yani ben şahsen dinlerken sizi hem Avrupa Birliği'ne uyuyoruz hem uymuyoruz. Türkiye'ye uyarak benim oradaki Türkiye'de AD'den dolayı bu uygulamaya geçti. Benim sadece basit bir soracağım. Rokka ile ilgili Sayın Angolimli çıkan sonuçlarda en yüksek kalıntının olabileceği miktar 0.05'tir dedi. Evet. Ancak çıkan sonuçlar 0.094. Yani iki katından sadece 0.06 indeksin. Elindeki belgeyi yarısını bile alsanız en üst limitte görünüyor. Yani bu topluma bize yiyebileceğiniz gıda var. En üst limitte mi olması lazım? Yani yarısını bile alsak dediğiniz gibi standart kurumlar, organizasyonların
belirlediği yarısında alabilirsiniz. %50'ye de düşürebilirsiniz ama %50'ye dahi düşürdüğümüzde en yüksek oranla denk geliyorsa burada ciddi anlamda bir sıkıntı vardır. Budur işte toplumu. Tamam da bunu düşürmek için eğitimlere en yüksek seviyeye çıkardık. İlaç kullanımını eğitimlerinden tutunuz ki hasat eğitimlerini hepsini yapıyoruz. Gece eğitimi, gündüz eğitimi. Dolayısıyla nasıl olay... Ben onu anlayamıyorum. Ben ROKA özelinde geçer. Elinde hocanın ne var bilmiyorum. Onu da alırım, incelerim. Ama bu konudaki hassasiyetimiz en az sizinki kadar. Teşekkür ederim Sayın Çavuşoğlu. Sayın milletvekilleri, şimdi üçüncü kısım komiteden gelen tasarı ve öneriler ile ilgili görüşülecek diğer işler kısmına geçiyoruz. Sayın milletvekilleri, esas yasa tasarları ile tasarlara ilişkin raporların görüşülmesiyle ilgili 359. maddesinin 11. fıkrasının adımlı kuralları uyarınca yapılacaktır. Bu kural gereği siyasi parti başkanlarına veya grup başkan vekillerine ve milletvekillerine söz hakkı verilir. İkinci kez söz istemi halinde ise 15 dakika söz hakkı verilir. Değişiklik yasa tasarları ile tasarlara ilişkin raporların görüşülmesiyle ilgili 329. maddesinin 11. fıkrasının bebendi uyarınca siyasi parti başkanlarına veya grup başkan vekillerine 45 dakika, milletvekillerine 30 dakika, aynı konu üzerinde ikinci kez söz istenmesi halinde ise 15 dakika söz hakkı verilir. Yasa tasarısına ilişkin değişiklik önergeleri olacaksa, iç tüzüğün 95. maddesinin 1. fıkrası uyarınca tasarının 1. görüşülmesi öncesi veya en geç 2. görüşülmesi aşamasında başkanlığa verilecektir. Değişiklik önergelerinin görüşülmesine öneri sahibi milletvekillerine 10 dakika söz hakkı verilir. Önerinin dikkate alınması kabul edildiği takdirde her siyasi partide bir milletvekili 5 dakika konuşma hakkı verilir. Sayın milletvekilleri, birinci sırada Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği yasa tasarısı ile ilgili İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu görüşülecektir. Sayın Komite Başkanı, raporunuzu sunar mısınız lütfen? Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronlar Birliği yasa tasarısına ilişkin raporudur. Komitemiz 9 Kasım 2016, 17 Mayıs, 18 Mayıs, 2 Haziran, 7 Haziran 2017 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarda Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronlar Birliği yasa tasarısını ekteki sunuş gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başsavcılık yetkilileri, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronlar Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği yetkililerinin vermiş olduğu bilgilerle Cumhuriyetçi Türk Partisi Kasım Osa Milletvekili Sayın Hakkın Asım Akan Soy ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Gündem Milletvekili Sayın Fazilet Özel Efendi katılımlar içerisinde görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır. Komitemiz tasarının kısa isim yan başlık 1. maddesini aynen ve oy birliğiyle kabul etmiştir. Tasarının tefsir yan başlığı 2. maddesinde komitemiz aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır. Serfen eksik bırakılan bakanlık tefsirini eklemiştir. Birlik ve inşaat taşeronları tefsirini daha açık ve anlaşılır olması amacıyla yeniden tanımlamıştır. İnşaat teknisyeni, teknik iş, yapı ve yapı işi tefsirini ise yasa metninde yer almadıkları gerekçesiyle çıkarmıştır. Madde, yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz tasarıdan serfen eksik bırakıldığı gerekçesiyle yasanın içeriğine uygun olarak tasarıya amaç yan başlıklı yeni 3. madde 3. ve kapsam yan başlıklı yeni 4. maddeleri oy birliğe eklemiş, ondan sonra gelen maddeleri yeniden sayılandırmıştır. Birliğin kuruluşu, adı ve merkezi yan başlık tasarının eski 3. yeni 5. maddesinde komitemiz, tasarının eski 4. yeni 6. maddesinde yer alan birliğin kuruluş amacı ile ilgili kuralı yasa tekniği açısından maddeden çıkarmış ve bu madde altında düzenleyerek bu değişikliğe paralel olarak da maddenin yan başlığını birliğin kuruluşu ve amacı olarak değiştirmiştir. Madde, yapılan tüm değişiklik
ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz birliğin kuruluş amacı, görev ve yetkileri yan başlığı tasarının eski 4. yeni 6. maddesinde yer alan iş yerlerinin ve ulusal verimliliğin artmasını sağlamak sözcüsünü daha doğru olacağı gerekçesiyle iş yerlerinin verimliliğinin ve yerel iş gücü istihdamının desteklenmesini sağlamak şeklinde değiştirmiş ve bu maddeye yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemeyle birlikte oy birliğiyle kabul etmiştir. Üye olabilecek kişiler yan başlığı tasarının mevcut 7. maddesinde komitemiz birliğe üyelik koşullarına Kıbrıs Türk Sanat Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na üye olmak ve YÖDAK tarafından denkliği tanınmış bir üniversitenin inşaat mühendisi veya mimarlık bölümünden lisans diploması sahip olmak koşullarını ekleyerek mevcut kuralları daha açık ve anlaşılır olması amacıyla yeniden kaleme almış ve birlik üyeliğine müracaat yöntemlerine ve koşullarına ilişkin konularda tüzük yapılacağı ile ilgili kuralı içeren 2. fıkrayda bu kuralın tüzük ile ilgili tasarının yeni 41. maddesinde düzenlediği gerekçesi de çıkarmıştır. Yapılan bu değişikliklere paralel olarak da maddenin yan başlığını birliğe üyelik koşulları olarak değiştirmiştir. Madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kayıt ücreti ve üyelik aidatı yan başlığı tasarının eski 24. yeni 8. maddesinde komitemiz kayıt ücretinin aylık ve üyelik aidatının yıllık olarak genel kurul tarafından saptanacağı için kuralının genel kurulun görev yetkileri altında tasarının yeni 12. maddesi altında düzenlendiğinde bu maddeden çıkarmış ve kayıt ücretini 1 aylık yıllık üyelik aidatısını 2 aylık asgari ücreti aşamaz şeklinde değiştirmiştir. Madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte maddeyi oy birliğiyle kabul etmiştir. Tasarının birliğe kayıt yükümlülüğü yan başlığı eski 5. yeni 9. ve birliğin organları yan başlığı tasarının eski 8. yeni 10. maddeleri teknik düzenlemelere tabi tutularak oy birliğiyle kabul edilmiştir. Genel kurulun oluşumu, görev ve yetkileri yan başlığı tasarının eski 9. maddesinde komitemiz maddede yer alan kuralları yasa teknisinden genel kurulun oluşumu yan başlığı yeni 11. ve genel kurulun görev ve yetkileri yan başlığı yeni 12. maddesi altında düzenleme uygun bularak genel kurulun görev ve yetkileri ilgili kuralları düzenleyen yeni 12. maddeye sebebi eksik bırakılan üyeler tarafından ödenecek kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarını yönetim kurulunun önerisiyle 2 yılda bir belirleme kuralı da eklemiştir. Tasarının 11. ve yeni 12. maddeleri yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Genel kurul toplantılarıyla ilgili kuralları düzenleyen tasarının eski 10. maddesinde komitemiz genel kurul toplantılarının düzenlenmesinde yer alacak kuralları ve gözetilecek aşamaları öncelik koşuluna uygun olarak yeniden sıralandırarak tasarıya genel kurulun toplantısı ve karar yeter sayısı yan başlığı yeni 13. ve genel kurulun gündemi ve toplantı çağrısı yan başlığı yeni 14. maddeleri altında düzenlemiştir. Bu maddeler yapılan değişiklik ve tüm teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Olağanüstü genel kurul toplantısı yan başlıklı tasarının eski 11. yeni 15. maddesinde komitemiz toplantı çağrısı ile ilgili 15 gün olarak öngörülen süreyi yetersiz bularak 30 gün olarak değiştirmiş ve maddeyi yapılan değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul etmiştir. Komitemiz tasarıda yapılması öngörülen seçimler yöntemi ile ilgili bir kural olmadığı gerekçesiyle seçimlerde oylama yöntemi ve sonuçların saptanması yan başlığı yeni 16. maddeyi tasarıya oy birliğiyle eklemiştir. Yönetim kurulunun oluşumu yan başlıklı tasarının 12. eski 12. yeni 17. maddesine komitemiz yönetim kurulunun oluşumu yanında görev dağılımı ile ilgili kurallar da düzenlenerek maddenin yan başlığını yönetim kurulunun oluşumu ve görev dağılımı olarak değiştirmiştir. Madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz tasarıda sehven eksik bırakıldığı gerekçesiyle yönetim kurulunun görev süresi, üyeliklerin boşalması ve toplantı usulleri yan başlığı yeni 18. maddeyi tasarıya oy birliğiyle eklemiş, ondan sonra gelen maddeleri yeniden sayılandırmıştır. Yönetim kurulu toplantıları yan başlığı tasarının eski 14. ve yönetim kurulu kararları yan başlığı tasarının eski 15. maddesini
yasa tekniği açısından yönetim kurulu toplantıları yan başlıklı yeni 19. madde altına birleştirerek yeniden düzenlemiştir. Madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz tasarıya birlik başkanının görev ve yetkinlerini düzenleyen yeni 20. maddeyi oy birliğiyle eklemiştir. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri yan başlıklı eski 13. yeni 21. maddesinde komitemiz yönetim kurulunun görev ve yetkilerini yasanın bütününü göz önünde bulundurarak yeniden kaleme almış ve görevlere genel kurul tarafından belirlenecek yıllık aidatın ödeme zamanını ve usullerini belirlemek ve üyelerin meslek kayıtlarını tutmak yetkisine ilişkin kuralını eklemiştir. Madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetleme kurulunun oluşumu görev ve yetkileri yan başlıklı tasarının eski 16. maddesinin yasa tekniği açısından tasarının denetleme kurulunun oluşumu yan başlıklı yeni 22. ve denetleme kurulunun görev ve yetkileri yan başlıklı yeni 23. maddesi altında düzenlenen komitemiz denetleme kurulunun bir denetim mekanizması olması nedeniyle bu kurula seçilebilme şartlarında yer alan yüz kısaltıcı suçlardan mahkum olmamak kuralını fasıl 154 yasası yasası ve uyuşturucu madde yasası ile uyumlaştırmak amacıyla yeniden kaleme alarak denetleme kurulunun oluşumuna ilişkin yeni 22. maddeyi yeniden düzenlemiş ve denetleme kurulunun görev ve yetkileriyle ilgili kuralları düzenleyen yeni 20. maddeyi teknik düzenlemeye tabi tutmuştur. Her iki maddeye yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tasarının disiplin kurulunun oluşumu görev ve yetkileriyle yan başlıklı eski 17. yeni 24. maddesinde komitemiz disiplin kurulunun denetim kurulu gibi bir denetim mekanizması olması nedeniyle bu kurula seçilebilme niteliklerini yeniden belirleyerek fasıl 154 ceza yasası ve uyuşturucu maddeler yasası ile uyumlaştırmış ve kurulun oluşumu ile ilgili görev yetkileri ile kuralları yeniden düzenlemiştir. Madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz disiplin ceza türleri yan başlıklı tasarının eski 18. yeni 25. maddesini aynen ve oy birliğiyle kabul etmiştir. Disiplin cezası uygulanacak eylem ve davranışlar yan başlıklı tasarının eski 19. yeni 26. maddesinde komitemiz uyarma, kınama, üyelikten geçici süreç ile çıkarma ve üyelikten çıkarma cezasına ilişkin emirlerin daha somut ve anlaşılır olması amacıyla düzenleme yapmış. İlgili kurallarda ise suçların daha açık, anlaşılır ve uygulanabilir olması amacıyla maddeyi yeniden kaleme almıştır. Madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Disiplin cezası verme yetkisi ve yöntem yan başlığı tasarının eski 20. yeni 20. maddesinde komitemiz disiplin cezası verme yetkisi ve bu yetkinin ne şekilde ve yöntemle uygulanacağı ile ilgili kuralları daha açık ve anlaşılır olması amacıyla yeniden düzenlemiş ve maddeye yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul etmiştir. Komitemiz tasarıda yer alması gerekliliğiyle tasarıya bildirim ve şikayete ilişkin kurallar getiren yeni 28. ilk inceleme ve soruşturma görevlisi atanmasına ilişkin kurallar içeren yeni 29. soruşturmanın yapılış biçimine ilişkin kuralları öngören yeni 30. disiplin soruşturmalarına yer olmadığı kararına ilişkin kuralları belirleyen yeni 31. itirazlara ilişkin kurallar düzenleyen yeni 32. ve disiplin cezanın kaydı ve uygulanmasına ilişkin kurallara getiren yeni 33. ve yönetim kuruluna disiplin ve denetleme kuruluna seçilme hakkının kısıtlatması ve yürürlükten düşme ilişkin kuralları içeren yeni 34. maddeleri oy birliğiyle eklemiştir. Suç ve cezalar ile ilgili kurallar düzenleyen tasarının eski 28. yeni 35. maddesinde yasanın geneline uygun olarak komitemiz düzenlenen kurallarda inşaat taşeronlarının görev, yetki ve sorumlularına da dikkat alarak suç ve cezaların kapsamını genişleterek suçlara öngörülen cezaları da suçun ağırlığını da dikkat alarak değiştirmiştir. Madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birliğin gelirleri ile ilgili kurallar düzenleyen tasarının eski 22. yeni 36. maddesinde komitemiz birliğin gelir kaynakları arasında kültürel vesaire elde edecek gelirleri, sosyal faaliyetlerden elde edecek gelirleri
piyango gelirlerini borçlanma gelirleriyle tire girmek eklemiş ve maddeyi yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul etmiştir. Birliğin harcaması yapmıştı. Tasarının eski 23. yeni 37. maddesinde komitemiz birliğin harcamasıyla ilgili esas yönetim yöntemlerin yönetim kurulu tarafından belirleneceğine ilişkin kuralı muğlak olduğu gerekçesini çıkarmış ve yeniden kalem alarak birliğin ayrı ayrı belirlemiş ve bu değişikliğe paralel olarak da maddenin yan başlığını birliğin giderleri olarak değiştirmiştir. Madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz tasarıda sehven eksik bırakıldığı gerekçesiyle tasarıya birlik personeli için kurallar yan başlığı yeni 38. ve birlik sicili yan başlığı yeni 39. maddeleri oy birliğiyle eklemiştir. Komitemiz sicilden silme yan başlığı tasarının eski 6. yeni 40. maddesini yasa tekniğine tabi tutarak yeniden kaleme almış ve maddeyi yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul etmiştir. Komitemiz tüzük yapma etkisiyle ilgili kuralları tasarıda yer alması gerekliliğiyle birlik tarafından hazırlanıp bakanlıkça bakanlar kurulu onayına sunulacak ve resmi gazete yayınlanacak tüzüklerde düzenlenecek konulara açıklık getirmesi amacıyla tüzük yapma yetkisi yan başlığı yeni 41. maddeyi tasarıya oy birliğiyle eklemiştir. Birliğin defterleriyle ilgili kuralları düzenleyen tasarının eski 25. yeni 40. maddesi yapılan teknik düzenleme ile birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tasarıda mevcut birliğin durumuna mevcut üyeleriyle yapılması gereken genel kurulun ilk toplantısına ilişkin bir kural olmadığı gerekçesiyle tasarıya mevcut birliğin durumu yan başlığı yeni geçici 1. mevcut üyelerin yeni birliğe intikali yan başlığı yeni geçici 2. ve genel kurulun ilk toplantısı ve birlik onu yeniden oluşturması için kural yan başlıklı yeni geçici 3. maddeleri tasarıya oy birliğiyle eklenmiştir. Komitemiz yürütme etkisiyle ilgili kuralları düzenleyen tasarının 26. yeni 43. ve yürürlüğe giriş yan başlıklı tasarının eski 27. yeni 44. maddelerini yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul etmiştir. Tasarının tümü oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz tasarının sunulan rapor ışığında görüşülere kabulünü oy birliğiyle genel kurula sağlık verir. Doktor Ahmet Çaşık Başkan, Doktor Ahmet Gülle Başkan Vekili Mazaretli, Doktor Mustafa Arabacıoğlu üye, Doktor Esat Ergün Serdaroğlu üye, Erkut Şahali üye. Bu yasa tasarısının amacı bu iş kolunda çalışanların bir çatı altında toplanması ve bunların kayıtlarının, sicillerinin tutulması, yani iş sahalarının disipline edilmesine amacına yönelik bir yasa tasarısıdır. Komitedeki tüm arkadaşlara ve çalışanlara ben bir kez daha teşekkür etmek isterim. Saygılarımla. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Milletvekilleri, rapor ve tasarının bütünü üzerinde görüşmelere geçiyoruz. Tasarıyla ilgili söz sisteminde bulunan var mı? Buyurun Sayın Hanım Bey. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, kısa konuşacağım, o tüm biliyoruz. Şimdi gerçekten böyle oturduğum yere düşündüm. Bir baktım ki bütün ilgili taraflar benim dikkatimi çeken birliğe üye olmak için bir hayli şartlar getirildi. Bunlardan bir tanesi işte birliğe kayıt ücretini ve yıllık üyelik aidatını ödemek. Yani birlik düşünüldüğü aidatını ödemezse birliğe üye olamaz. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'na da üye olacak. O da düşünüldü. Peki bugüne kadar ve hala daha şikayetlerimiz nedir?
çalışanların hakları taşeron olsun, başka bir firma olsun, yanında çalıştırdığı işçilerin haklarını vermez. Kaçak olarak onları çalıştırır. Bir kısmının sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmez. Ben bunları yapanları tenzih ediyorum. Ama peki böyle bir taşeron varsa yanında izinsiz çalışma izni olmadan kaçak işçi çalıştırıyorsa veyahut yanında çalıştırdıklarının sosyal sigortasının sosyal güvenliğine ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediyse bunları da niye kovmadınız diye soruyorum yasaya. Yani niye kovmadınız bunları? Niye çalışanlara düşünmediniz? Güzel Esnaf ve Zanaatkarlar Derneği düşündünüz. Ona üye olacak. Güzel. Aidatını verecek. Güzel. Peki yanında çalıştırdığı işçinin de güvenliğini, sigortasını yatıracak. Niye yazamadınız? Eliniz ona varmadı. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Bu çok önemlidir. Bugün en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de kaçak iş gücü. Yatırmadı, üye yapma. Bir dakika. Nasıl ki ihaleye giremez bazıları, belgesi varsa. Burada koyacaksın. İşçi hakları da koyacaksın. Çünkü işçiler, çalışanlar ezilmektedir. Her gün karşımıza geliyor. 10 sene çalıştım falan firmada, benim sigorta sorumluluğumu yerine getirmedi, yatırmadığı için emekli olamıyorum. Hadi bakalım. Daire daire koşar, mahkeme koşar, ömür yetmez adam gider. Yani güzel, her şeyi düşündüğünüz de ben yasa yapıcılara söylerim. Ahmet Kaşık Bey'e söylerim mesela. Yani her şeyi düşündüğünüz de niye bunu düşünmediniz? Çünkü çok önemlidir değerli arkadaşlar. Bakınız nedir burada? Diğerlerine karışmam. Başladığınız üniversite mezunundan endiniz ilkokul mezununa kadar. Tamam. Şartlar bulunmuş. Tamam. Ona karışmam. Ama dediniz ki birliğe kayıt ücretini ve yıllık üyelik ayını ödemek. Ya ne güzel. Birliği düşündüğünüz sorun yok. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'na üye olmak. Esnaf ve zanaatkarlara düşündüğünüz odayı düşündünüz. Güzel. Peki çalışanı niye düşünmediniz? Yani bir iş adamının, bir taşeronun bir birliğe üye olması için bir takım şartlar getirdiniz. Bir tane de koyabilirdiniz. Yanında çalıştırdıklarının sigorta yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak. Üye olacağı an sigortaya borç olmayacak arkadaş. Yani işçilere dahi borç olmayacak. Kendisi için yatırmayabilir ama çalışanlar için. Çünkü bugün o işçilerimiz kan ağlamaktadır. Kapı kapı dolaşmaktadır. Kapı kapı dolaşmaktadır. Ne yapacağım ben? Ustam yatırmadı. Zamanında gıkım çıkmadı. Çünkü şikayet etsem beni kapının önüne koyacaktı diyor arkadaşlar. Bence bundan sonraki yasa yapıcılarımız buna dikkat etmesi lazım. Yani taşeronu işvereni düşüneceğimiz kadar yanında çalıştırdıklarının da haklarını bence düşünmemiz gerekir arkadaşlar. Aksi takdirde iş barışımızı sağlamamış olacağız. Buna çok örnekler vardır. Çok örnekler var. Hatta bazı ülkeler Türkiye taşeronluğu bugün tartışmaktadır arkadaşlar. Taşeronlar hepsi değil. Ama bir kısmı bir takım yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Aslında bu inşaat sektörüne aittir. Hizmet sektörüne ait taşeronlar da vardır. Mesela çıkarır X belediyesi der ki bir aylık iş var. X şahıs alır 50 kişi çalıştırır. Hiçbirinin de ne sigortası var ne bir şeyi vardır. Hiçbir yükümlülüğü yapmaz arkadaşlar. Ve kendisine çok ucuza mal olur tabii ki. Dolayısıyla ilgili belediye de da hemen hizmeti kendi elemanı olmasına rağmen bir ara Lefkoşa Belediyesi'nin çıkmıştı. Sayıştay raporlarına da girdi. Yahut inceleme raporu girdi. Mezarlıkları bile taşeronuna verdiler temizlesin. Ama mezarlığı temizleyen belediyenin çalışanlar arkadaşlar. Bakınız ne kadar oyun, kurnazlıklar var burada.
mezarlıkların temizlenmesini falan taşeronuna verdi. Ama belediye işçileri sendikası açıklama yapıyor. Hayır, orayı biz temizledik. Ve bundan evet o belediye başkanının başına neler gelmedik arkadaşlar. Onun için bence evet birlik kurulsun ama her tarafı düşündüğümüze göre çalışanı da düşünmek gerekir değil. Yine eğer komisyon başkanı uygun görürse bu madde geldiğinde mesela madde 7'dir. Üyelik koşulları adı altında bir takım şey, düzenlemeler yapar. Onların içerisinde bir maddeyle de yanında çalıştırdıklarının başta sigorta olmak üzere diğer yükümlülüklerini yerine getirir diye bir madde koymak lazım. O taşeron üye olmaya giderken bakacak. Esnaf ve zanaatçılara üye oldu mu? Olmadıysa koşarak üye olacak. Bakacak. Aidatımı da ödedi mi? Falan. Bir de şuna baksın. Yanımda çalıştırdığım işçilerin sigorta ve diğer ödeneklerini, o yükümlülüklerini yerine getirdi mi? Bir de ona baksın. Sayın Rasul. Teşekkür ederim Sayın Milletvekilleri. Sayın Amca. Sayın Milletvekilleri, tasarıyla ilgili başkasının üzerinde bulunan var mı? Yoktur. Rapor ve tasarının bütünü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Sayın Katip, az okunma suretiyle okuma yapmanızı lütfen. Evet. Asım Akansoy, Hüseyin Alkıran Alamalı. Burada sen gel. Arif Albayrak, Hüseyin Angolimli, Mustafa Arabat, Fikri Atav, Sunat Atun, Hamit Bakırcı, Özdemir Bero, Armağan Candan, burada Mehmet Çağlar, Mehmet Çakıcı, Nazım Çavuşoğlu, Zeki Çerer, Serdar Denktaş, Doğuş Derya, Hakan Dinçüre, Kemal Dürüst, Hüseyin Erçal, Tufan Erhürman, Tahsin Ertuğroğlu görevli, Kutlu Evren, Ahmet Gülle İzinli, Menteş Gündüz, İzlem Gürçal, Biray Hamzaoğulları, Salih İzbuk, Ömer Soyer Kalyoncu, Ahmet Kaşif, Özgün Nami Görevli, Dursun Oğuz, İsa Pası olmuş. İsa abi mevcuttur Sayın Başkan. Evet, İsa Pası olmuştur. Sayın Milletvekilleri tasarının madde madde görüşülmesine, geçilmesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler yok, çekilse yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde madde okuyun lütfen Sayın Kadir. Bir öneri olacak. Sayın Komite Başkanı. İkinci görüşmesinin iş tüzüğün 92. maddesinin 3. fıkrasının B bendi uyarınca fazla teknik detay içermesi sebebiyle maddelerin sadece yan başlıkların okunması suretiyle yapılmasını önerdim. Doktor Ahmet Yaşık. Teşekkür ederim. Sayın Milletvekilleri öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok çekimsel, yok oy birliğiyle kabul edilmiştir. Okuyunuz lütfen sen. Kısa isim 1. Sayın Milletvekilleri birinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tefsir 2. İkinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Amaç 3.
Üçüncü madde organizasyonu diyorum. Kabul edenler, etmeyenler, sokilsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kapsam 4. Dördüncü madde organizasyonu diyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birliğin kuruluşu ve amacı 5. Beşinci madde organize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birliğin görev ve yetkileri 6. Altıncı madde organize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birliğe üyelik koşulları 7. Yedinci madde organize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel yok oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kayıt ücreti ve üyelik aidatı 8. 8. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birliğe kayıt yükümlülüğü 9. 9. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birliğin yetkili organları 10. 10. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Genel kurulun oluşumu 11. 11. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Genel kurulun görev ve yetkileri 12. 12. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Genel kurulun olağan toplantısı ve karar yeter sayısı 13. 13. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Genel kurulun gündeme ve toplantı çağrısı 14. 14. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Olağanüstü genel kurul toplantısı 15. 15. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok çekimsel, yok oy birliğiyle kabul edilmiştir. Seçimlerde oylama yöntemi ve sonuçların saptanması 16. 16. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok çekimsel, yok oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun oluşumu ve görev dağılımı 17. 17. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun görev süresi, üyeliklerin boşalması ve toplantı usulleri 18. 18. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok çekimsel, yok oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim kurulu toplantıları 19. 19. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanın görev ve yetkileri 20. 20. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimsel, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 21. 21. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetleme kurulunun oluşumu 22. Madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetleme kurulunun görev ve yetkileri 23. Madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Disiplin kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri 24. 24. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimsel, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Disiplin cezalarının türleri 25. 25. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimsel, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Disiplin cezası uygulanacak eylem ve davranışlar 26. 26. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimsel, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Disiplin cezası verme yetkisi ve yöntem 27. 27. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bildirim veya şikayet 28. 28. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel, oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlk inceleme ve soruşturma görevlisi atanması 29. 29. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimsel, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Soruşturmanın yapılış biçimi 30. 30. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Disiplin soruşturmasına yer olmadığı kararı 31. 31. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimsel, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. İtirazlara ilişkin işlemler 32. 32. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Disiplin cezalarının kaydı ve uygulanması kuralları 33. 33. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimsel,
yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim disiplinle denetleme kurullarına seçilme hakkının kısıtlanması ve üyelikten düşme 34. 34. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekilse oy birliğiyle kabul edilmiştir. Suç ve cezalar 35. 35. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekilse oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birliğin gelirleri 36. 36. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekilse oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birliğin giderleri 37. 37. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekilse oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birlik personeline ilişkin kurallar 38. 38. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekilse yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birlik sicili 39. 39. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekilse oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sicilden silme 40. 40. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekilse oy birliğiyle kabul edilmiştir. Süzük yapma yetkisi 41. 41. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekilse yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birliğin defterleri 42. 42. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekilse oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geçici madde mevcut birliğin durumu 1. Sayın milletvekilleri madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimsel, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geçici madde 2, mevcut üyelerin yeni birliğe intikali. Madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geçici madde 3, genel kurulun ilk toplantısı ve birlik organlarının yeniden oluşturulmasına ilişkin kural. Üçüncü geçici madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekilsel yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yürütme yetkisi 43. Sayın milletvekilleri 43. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekilsel yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yürürlüğe giriş 44. 44. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekilsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanmış, ikinci görüşmesi sona ermiştir. Tasarının üçüncü görüşmesi kısa ismi okumak ve bütünü oylamak suretiyle yapılacaktır. Kısa ismi okuyunuz lütfen sayın efendim. Kısa isim bir bu yasa Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği yasası olarak isimlendirilir. Sayın milletvekilleri tasarının bütününü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimse oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1, 6, 8 ve 9 Haziran 2017 tarihlerinde yapmış olduğu toplantıda sağlık hizmetleri dönüştürme yasa tasarısını ekleyen sunuş gerekçesiyle Başbakan Yardımcılığı Maliye Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Kıbrıs Türk Tarifleri Birliği, Kıbrıs Türk Ebeve ve Hemşireler Sindikası, Tıp İş, Kıtam ve Kamusyan yetkililerin mevcut oldukları bilgiler ışığında görüşmüş ve çalışmaya tamamlamıştır. Komitemiz tasarının kısa isimle başlığı birinci maddesini aynı ve oy birliğiyle kabul etmiştir. Tasarının ikinci maddesinin yasanın içeriğine uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve yasada yapılan değişiklikler ve paragraf olarak tanımı geçmeyen performans ve personel katkısı ile elde edilen gelir tanımlarını maddeden çıkartmıştır. Mevcut tanımlar ise yeniden kaynaklanmış, ayrıca yasanın temel yapısı olan sağlık hizmetleri tanımlanarak maddeye eklenmiştir. Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle o birliğe kabul edilmiştir. Dönem sermayenin hangi amaçlar ve bu amaçlara bağlı hangi işlemlerin kapsayacağına ilişkin düzenlemeleri öngören tasarının amaç yan başlıklı 3. maddesiyle kapsam yan başlıklı 4. maddeyi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte o birliğe kabul edilmiştir. Komitemiz tasarının dönem sermayenin kuruluşu yan başlıklı 5. maddesini döner sermaye oluşumunun daha anlaşılabilir olması amacıyla yeniden kaleme almış ve maddenin yan başlığı da içeriğine paralel olarak değiştirilmiştir.
maddeye falan bu değişiklik ve teknik düzenleme birlikte oy bile kabul edilmiştir. Bakanlığın dönem sermaye ile ilgili görev yetkileri ve diğer yanıtlardan almış olduğu yeni yetkileri ayrıştırmak amacıyla tasarının 6. maddesini yeniden kaleme alan komitemiz maddeyi yapan tüm değişiklikler ve teknik düzenleme birlikte oy bile kabul edilmiştir. Dönem sermaye uygulamalarına gözetilecek temel ilke ve ölçüklere ilişkin kurallar yeni 7. madde olarak oy bile tasarıya eklemiş ve ondan sonra gelen maddeler yeniden sayılandırılmıştır. Sağlık hizmetlerine ilişkin ücretlerin 34.2007 sayılı yataklı tedavi kurumlar dairesi kuruluş görev ve çalışma sıkları tarzında çıkarılan tüzük uyaracağı alınacağı, hizmet karşılığı alınan ücretlere ilişkin makbuz vereceği ve bakanlıkça verecek ruhsat dahil olmak üzere düzenlenen her türlü belgeden ücret alacağına ilişkin kuralları düzenleyen yeni 8. madde oy birliğiyle tasarıya eklenmiş. Döner sermaye gelir olarak öngörülen ve gerçek veya tüzel kişiler veya yetkililer tarafından yapılacak yardım ve bağışların bütçelerde öngörülen kalemlere yapılamayacağı yerde sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan kantin, dükkan ve otobaklarına alınan kira gelirleri ise bakanlıkların geliri olması sebebiyle maddeden çıkartılmıştır. Tasanın eski 7. ve yeni 9. maddesi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Döner sermayenin giderleri olarak öngörülen kalemlerin Sağlık Bakanlığı bütçesinde de yer alması nedeniyle maddeyi yeniden kaleme alan komitemiz döner sermaye gelirlerinin %60'ını personele, geriye kalan %40'ını ise mal ve hizmet alanlarına harcanana ilişkin düzenleme yapmıştır. Ayrıca döner sermayeden personel istihdamı yapılamayacağına ilişkin kural da eklenmiştir. Tasarının eski 8. yeni 10. maddesi yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlerle birlikte o bile kabul edilmiştir. Personele ek çalışma ve nöbet ödeneği ile ilgili kuralları öngören tasarının eski 9. ve yeni 11. maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Sağlık kurum ve kurullarında çalışan hekime 6.9 sayılı kamu sağlık çalışan yasanın 40. maddesi uyarınca çalışma saatleriyle nöbet saatleri dışında kalan zamanda özel hasta bakımından dolayı ek ödeme verileceği ve bu ödemenin de tarife bildiğinin belirleyeceği muayene ücretleri kıstasının olması kuralları getirilmiştir. Yapılacak ödemelerde hizmete ilişkin kıstaslar, katsayı, puan ve oranların dikkate alınması görülmüştür. Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personele ve asistan hekimine ek ödeme verilmesine ilişkin kurallar ve bunlara ilişkin düzenleme yapmaya izin verilmiştir. Madde yukarıda belirtilen tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oy bile kabul edilmiştir. Tasarının ek ödeme koşulları yan başlıklı mevcut 10. maddesi tasarının yeni 11. maddesi altında düzenlendiği nedeniyle oy bile tasarlar çıkarmıştır. Mali denetim yan başlığı tasarının eski 11. yeni 12. maddesinin yan başlığı yapılan teknik düzenlemeler kararı mali kurallar olarak değiştirilmiş ve madde yapılan teknik düzenlemeler birlikte oy bile kabul edilmiştir. Döner sermaye ait taşınır mal ve gelirlerin devlet maliklerinde olacağı kuralını düzenleyen tasarının mevcut 12. maddesi tüm taşınır mallar ve gelirlerin hali hazırda devlet mal olduğu gerekçesiyle tasarlar oy bile çıkartılmıştır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personele ve asistan hekimlere mesai saatleri içerisinde verilecek ödeneğin hesaplaması da esas alınması öngörülen bilgilerin verilmesinde her personelin yaptığı iş veya işlem oranında sorumlu olacağına ilişkin kuralları düzenleyen tasarının 10. maddesi komitemizce yeniden kaleme alınmış ve maddenin yan başlığı içeriği paralel olarak personelin sorumluluğu düzenlenmiştir. Madde yapılan tüm değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tasarının suç ve ceza yapışıklı mevcut 14. maddesi tasarının içerisinde suç gerektirecek sadece bir eylemin olduğu ve cezasının da ilgili madde içerisinde düzenlediği gerekçesiyle tasarıdan oy bile çıkartılmıştır. Yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin kurallar üzerinde yeni 14. madde tasarıya oy bile eklenmiştir. Tasarının tüzük yapma yetkisi yan başlıklı mevcut 15. maddesinden görülen tüzük yapılmasına ve yetki vermesine ilişkin kuralların tasarının ilgili maddelerinde düzenlediği gerekçesiyle madde tasarından oy birliğiyle çıkartılmıştır. Tüzüklerin 3 ay içerisinde çıkarmasını öngören tasarının 1. maddesi yapılan teknik düzenleme birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8-2012 sayılı sağlık fonu yasası tarafından oluşturulan ve bu yasaya yürürlükte kıldırılan sağlık fonunun varlık ve kaynaklarına ilişkin kuralları düzenleyen yeni geçici 2. madde tasarıya oy birliğiyle eklenmiştir. Tasarının yürürlükten kaldırılmaya ilişkin kuralları düzenleyen eski 16. yeni 15. maddesi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oy bile kabul edilmiştir. Tasarının yürütme yetkisi yan başlıklı eski 17. yeni 16. maddesi aynen ve oy bile kabul edilmiştir. Tasarının yürürlüğe girişe ilişkin kuralları düzenleyen eski
18. yeni 17. madde sağlık hizmetine ilişkin dönemsel maya sistemini oluşturmasına olanak sağlamak amacıyla 1 Ağustos 2017 olarak düzenlenmiş ve madde yapılan değişiklikle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tasarının tümü oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz tasarının sunulan rapor ışığında görüşülerek kabulü oy birliğiyle genel olarak sağlıklıdır. Başkan Esin Tatar, Başkan Vekili Birkim Özgür, üye Doktor Mustafa Arabacıoğlu, üye Doktor Hamit Bakırcı, üye İlay Hamzaoğlu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Koleji Başkanım. Sayın milletvekilleri, rapor ve tasarımın bütün üzerindeyi görüşmelere geçiyoruz. Söz isteğinde bulunan var mı? Buyurun Sayın Ekonomi. Gün hep sana çalıştık. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Belli ki burada çalışanları motive etmek, çalışanlar çalışmaya ayırmak üzerine kurulmuş bir yasa, düzenlemedir bu. Demek ki çalışanın önünü açar. Peki halkın önünü kim açacak? Onun da önünü genel sağlık sigortası açacak. Dolayısıyla bu çalışmaya bir diyeceğimiz yok da bütün hedefimiz halka daha iyi hizmet vermek, halkın sağlık hizmetlerine ulaşabilmesini kolaylaştırmaktır. Dolayısıyla genel sağlık sigortasına da gereken önemin verilmesini ve çalışmaların seçime gitmeden önce sonuçlandırılması gerekir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Şimdi Avrupa'da da bu olaya benzer düzenlemeler vardır. Orada dönem sermayeden bizde öngörülen çalışma, daha çok çalışan faydalanacak. Avrupa'da hasta odaklıdır. Dönem sermayenin asıl konusu, teması hasta odaklı. Yani bir hastayı ele alan bir doktor hakikaten takip eder ve onun sağlığa kavuşmasını sağlarsa döner sermayeden yararlanır ve maaşının %20'si kadar bir ek alır. Bu döner sermaye olayı bizde ilk defa geçiyor. Dolayısıyla buna biz de evet diyeceğiz. Ama bu uygulama başladıktan sonra ortaya bir takım sorunlar da çıkacak ve bunu daha kalite, daha çok hizmet verebilecek bir duruma getirmek için gerekli değişiklikler herhalde ileride yapılabilecektir Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. İşte bir, evet, sadece çalışma performansı değil, hasta odaklı da olsun. Bu çok önemlidir. Hasta odaklı olduğunda işte biraz evvel başında söylediğim gibi sadece çalışana değil, doktora veya hemşireye değil, hastaya da bir şeyler kazandırır. Çünkü bir doktor, ben bu hastamı iyi edersem eğer, üzerine düşüp onu takip edersem, gece gündüz veya çalışma saatlerimin dışında takip edersem ve onu sağlığına kavuşturursam, bu döner sermayeden yararlanacağız. Bu neyi getirir? Hastanın da yararlanmasını getirir. İşte adım adım buraya doğru gideceğimize inanarak biz de bu yasa tasarısına olumlu oy vereceğimizi belirtir. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Adolun Bey. Evet, buyurun Sayın İzmir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sağlıkta oluşturulması düşünülen sistemin, uzun bir süreden beri tartışılan bir sistemin temel yasalarından biri bugün meclis gündeminde. Tabii ki doğal olarak bizim desteğimiz olumlu yöndedir bu yasaya. Öncelikle onu belirteyim. Yalnız tabii yasayı incelediğimizde
belirli olmayan birkaç nokta var. Tüzükler gerçi hazırlanacak. Tüzükler hazırlandıktan sonra belki o noktalarda açıklığa kavuşacak ama döner sermaye olayında biliyorsunuz en önemli durum kaynak. En önemli sorun kaynak sorunudur. Bu kaynağın nereden geleceği birkaç madde halinde burada belirtilmiş ama devletin bir, ki belirtiliyor yasada da, bir tüzük yapılacak. Türkiye'deki bu SUT gibi bir tüzük anladığımız kadarıyla. Burada belirlenecek fiyatlar ama tabii bu fiyatlar belirlenirken nasıl olacak, katkılar alınacak deniyor hastalardan falan, neyse bunları herhalde tüzükleri beklememiz gerekecek. Tüzükleri gördükten sonra, uygulamayı gördükten sonra bunlar hakkında da yorumlarımız herhalde olacak. Ben şunu belirtmek istiyorum. Tek başına, bunu daha önce de belirttim, gene belirteyim, gene uyarayım. Yasaları tek tek ele almakla sistemi halledemezsiniz. Biz dediğim gibi oluşturulması düşünülen ve bizim de desteklediğimiz bir sistemin temel yasası olması hasebiyle biz genel sağlık sigortasına evet diyoruz. Ama burada asıl olan sistemin kurulmasıdır. Sistem de genel sağlık sigortası sistemidir. Öncelikle genel sağlık sigortası yasasının getirilmesi, öncelikle onun geçmesini biz diliyorduk. Daha sonra bunun yanında işte sağlık çalışanları yasasında yapılacak olan değişiklikler, özel hastaneler yasasında yapılacak olan tadilatlar, artı hasta hakları yasası, artı döner sermaye yasası ve bu temelin üzerine inşa edilmesi gereken yasalar olarak görüyorduk biz bunu. Ama gene de tabii sağlıktaki mevcut kaosu veya kaosa doğru gidişatı önleme açısından en azından belki bu kaosa bir merhem olabilecek bir uygulama olur bu genel sağlık sigortası. Ve şu anda sağlık servislerinde ki yangın da birazcık söndürülür. Çünkü gerçekten değerli arkadaşlar, gidişat pek iyi bir gidişat değil sağlıkta. Sorun artık paranın da ötesine geçmiştir. Çalışma koşulları, hastane şartları, malzeme, alet eksiklikleri veyahut da malzeme eksiklikleri, ilaç durumları, bunlar sanırım hekimleri maddiyattan daha ziyade, sağlık çalışanlarını da aynı zamanda maddiyattan daha ziyade rahatsız etmektedir şu anda. Bunlarla birlikte işte biz bundan dolayı gördük ki sistemin değişmesi lazım. Çünkü sistem kendi içerisinde bunlara büyük oranda çözüm getirecekti. Bundan dolayı sistemi oluşturacak olan genel sağlık sigortası yasasının da bir an önce meclise gelip yasalaşması gerekmektedir. Aksi takdirde dediğim gibi tek tek geçirdiğiniz yasalarla ancak belki birazcık rahatlama sağlayabilirsiniz ama hiçbir zaman sorunu çözmezsiniz. Sorunu çözmek bir yana ileride daha da beter, kaotik durumlar ortaya çıkabilir ve şu anları da arayabilir duruma da gelebiliriz. Dolayısıyla dediğim gibi sistemi oluşturacak olan yasa, temel yasanın da bir an önce meclise gelmesi, bir an önce tartışılması ve sağlıkta sağlıklı bir sistemin oluşturulması yönünde çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz biz. Ama gene de dediğim gibi birazcık olsun rahatlama sağlayacak. Dolayısıyla biz bu yasayı destekliyoruz ama diğer genel sağlık sigortasında takipçisi olacağımızı bildirir. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Özel. Buyurun Sayın Özel. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, peşinen söyleyeyim, sağlıkta çok ciddi bir dönüşümün başlangıcı olarak gördüğümüz bu yasayı bizzat destekliyoruz. Tabii ki uygulamada çıkacak aksaklıkları akabinde düzeltmek yine bu meclise bizlere düşer.
tartıştığımız çok önemli bir konu. Maalesef bugüne kadar cesaret edip de el süremedik. Bunu da kabul etmemiz gerekir. Sağlık reformu dediğimiz yasal değişikliklerin temel ayaklarından birisi bir bu döner sermaye yasası. Neyi getirecek? Biraz önceki arkadaşlarla bahsettiği gibi sağlıkta motivasyonu getirecek. Sağlık çalışanlarında kimin ne ürettiğini, ne yaptığını getirecek. Sadece kuru maaşla hizmetin kalitesini ve miktarını artırmanın mümkün olmadığına inananlardanım. Bu sadece sağlıkta değil, tüm kamu görevlerinde de bulunuyor. Yani performansa göre ödüllendirme, ne derler, fedakarlığa göre nimet. Hem kaliteli hizmet hem de daha fazla hizmeti getirecek. Yine söylüyoruz, tabii ki en önemli sorun ülkemizde bir işi yaparken finansman kaynaklarıdır. Kısmen sağlayacak ama bu işin özü genel sağlık sigortasıdır diyoruz hepsimizde. Artık bu meclis, bu ülkeyi yönetenler göze alıp bu genel sağlık sigortasını uygulamaya koymalıdır. Dünyada çok örnekleri var. Biz yıllardır ikinci işle cebelleşiyoruz ki yine de buradan söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. İkinci siyasayla birilerinin önünü kesip ötekilerine pay aktarmaktan başka bir kavga değildir bu. Hizmetin kalitesini de artırmaz, bir şeyini de artırmaz. Esas mesele budur. Gene sağlık sigortası. Ve tüm toplumu kapsayacak şekilde ve özelden ve kamudan sağlık hizmeti alabilecek şekilde olmalıdır. Bunun ortaya koyacağı kayıt sistemi çalışanın ne ürettiğini ortaya koyacak. Kazananın ne kazandığını ortaya koyacak. Kamuda ve özelde bu çok çok önemlidir. Hem kamu disiplini açısından hem kaynak yaratma açısından hem de hizmetin kalitesini artırma açısından. Ne tesadüftür ki çok kıskandığımız güneydeki sağlık hizmetlerinde de aynı sıkıntılar varmış. Bugünlerde onlarda da ciddi bir yasal düzenleme yapılmış. Artık tabii ki görüyoruz ki aynı sıkıntılar demek onlarda da vardı ve insanlar bunları düzenlemenin adımlarını atmaya başladı. Bu ayasada bizim bu adımların önemlilerinden bir tanesidir. Yeterli mi? Değildir. Yine vurgulamak isterim. Sağlık reformunu oluşturacak bacaklardan bir tanesidir. Genel sağlık sigortası, döner sermaye ki bugün inşallah oy birliğiyle yasalaşacaktır. Hani çıkacak aksaklıkları sonra düzenlemek şartıyla. Özel hastaneler yasası çok önemlidir. En önemlisi yine hasta hakları yasası. Çok 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 önemlidir. Hastanın hekim seçme özgürlüğünden tutumuzda hizmet alırken prim ödeme veyahut da ilave ödemelerle prim alabileceğini de belirleyecek bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Hepsi birden düşünüldüğünde tabii ki sağlık çalışanları yasası tamamlayıcı olacak bunlarda. Bu yasaların bir kısmı vardı, düzenlenmesi gerekir. Bu yasa ülkemiz sağlık hizmetlerinde bir dönüşüm noktası olacağına inananlardanız ve destekliyoruz. Umarız daha güzel, daha mutlu, sağlıklı hizmet alabileceğimiz günlere ulaşabileceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Erşan. Sayın Mil. Buyurun Sayın Bakan. Başka konuşmacı yok. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle bu yasa tasarısına katkı koyan tüm arkadaşlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Oy birliğiyle geçen bir yasa tasarısı ve biraz önce konuşan arkadaşlarım gibi sağlıkta yasal anlamda ve hizmet anlamında belki de önemli noktalardan bir tanesi. Bilgi verme açısından şunu ilave etmek istiyorum. Özel hastaneler tadili ve tüzükleri geçen hafta Bakanlar Kurulu'ndan geçmiştir. Meclisimize gelecek tahmin ederim bu hafta içerisinde. Hasta hakları yasası savcılıktan ve mevzuattan gelmiştir. O da kısa süre içerisinde Bakanlar Kurulu'na gidecektir.
Dediğiniz gibi genel sağlık sigortasında tabii 3 bakanlığı ilgilendiren bir konudur. Tahmin ediyorum bu yaz tatili sonunda ki bizim koymuş olduğumuz oradaki hedefte 31 Aralık 2017 tarihine kadar demiştik. İnşallah o da ki bana göre de olmazsa olmazdır. Çok haklısınız. Onu da bu mecliste yasallaşma şeklinde getirip tamamen bu dört bacağı tamamlanan sağlık çalışanlar yasası şu anda komitede görüşülüyor. Bu yaz dönemi içerisinde o da bitecektir kesinlikle. Bakanlar kurulunda geçip onu da Ekim ayı itibariyle meclisimize sunacağız. Yani Ekim ayı itibariyle bizleri 3 veya 4 tane sağlık yasa tasarısı bekleyecektir yeni meclisin açılmasıyla birlikte. Tabii genel dönem sermayede biraz önce söylendiği gibi gerçekten çalışma anlamında bir performanstır. Çalışan hekimin bir şekilde daha fazla değer kazanmasıdır. Ve bu dünyada farklı şekilde ana vatanda bize benzer şekilde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Biz yasayı biraz tüzüklerle destekleme kararı aldık. Çünkü biraz önce dediğiniz gibi bazı konuları yaşayıp görmek lazım. Bunu yasaya koyduğunuz anda sürekli bir yasa tadili çok zor olacağı için tüzüklerin aksayan tarafları sürekli ve devamlı bir şekilde de düzeltilebilecektir. Daha pratik olması nedeniyle bu puanlandırma, efendim branşlaşma, hastaneler hep bunlar tüzüklerde şu an için bitmek üzeredir. Çok kısa bir çalışma kaldı ve daha sonra onu da inşallah sizlerle önce paylaşıp görüşlerinizi alıp daha sonra da Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Ben tekrardan desteğiniz için teşekkür ederim. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sayın milletvekilleri rapor ve tasarımın bütünü üzerine görüşmeye tamamlanmıştır. Tasarımın madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimser, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Komite Başkanı. Ersin Bey ne konuşuyor? Görüşmekte olduğumuz sağlık hizmetleri döner sermaye yasa tasarısının ikinci görüşmesi, iş düzünün 90. maddesi, üçüncü fıkrasının ve bendi uyarınca fazla uzun olması sebebiyle maddenin yan başlıklarını okumak suretiyle oylamasını öneririm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde madde okuyun lütfen Sayın Katil. Kısa isim bir. Öneriyi alayım. Öneriyi alayım. Sayın milletvekilleri birinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devam edin. Tefsir 2. Sayın milletvekilleri ikinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Amaç 3. Üçüncü madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kapsam 4. Sayın milletvekilleri madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Döner sermayenin oluşumu 5. Beşinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bakanlığın döner sermaye ile ilgili görev yetkileri 6. Altıncı madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Döner sermaye uygulamalarında gözetilecek temel ilkeler ölçütler 7. Yedinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sağlık hizmetlerine ilişkin ücretler 8. Sekizinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gelirler 9. Dokuzuncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Giderler 10. Onuncu madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11. 11. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mali kurallar 12. 12. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Personelin sorumluluğu 13. Madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler çekimser oy birliğiyle kabul etmiştir. Yabancıların sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak yararlanması 14. 14. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul etmiştir. Geçici madde tüzüklerle ilgili kurallar 1. Sayın milletvekilleri 1. geçici madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul etmiştir. Yürürlükten kaldırılan sağlık fonunun varlık ve kaynaklarıyla ilgili kurallar geçici madde 2. Sayın milletvekilleri maddeye oy vermeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul etmiştir. Yürürlükten kaldırma 15. Maddeye oy vermeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul etmiştir. Yürütme etkisi 16. 16. maddeye oy vermeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul etmiştir. Yürürlüğe giriş 17. Sayın milletvekilleri 17. madde öğrenmeye sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimser, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanmış, ikinci görüşmenin sona ermiştir. Tasarının üçüncü görüşmesi kısa ismi okumak ve bütün oylama suretiyle yapılacaktır. Oylama da iş tüzüğün 150. maddesi gereğince açık oylama olacaktır. Kısa ismi okuyun lütfen sen. Kısa isim 1. Bu yasa sağlık hizmetleri döner sermaye yasası olarak isimlendirilir. Sayın milletvekilleri tasarlı bütün oylarınıza sunuyorum. Adı okunan milletvekili kabul, red veya çekimser demek suretiyle oyunu kullanacaktır. Oylama cetvelini okuyun lütfen sen. Asım Akansoy. Hüseyin Akrenoğlu. Kabul. Arif Albayrak. Hüseyin Angolemli. Mustafa Arabacıoğlu. Fikri Ataoğlu. Suna Tatun. Hamit Bakırcı. Özdemir Beroa, Armağan Candan, Mehmet Çağlar, Mehmet Çakıcı, Nazım Çavuşoğlu. Nazım Çavuşoğlu. Kabul. Zeki Çener. Serdar Denktaş. Doğuş Derya. Hakan Dinçöy. Kemal Dürüst. Hüseyin Erçal. Tufan Erdurman. Tahsin Ertuğruloğlu, mazeretli. Kutlu Evren, Ahmet Birliği İzinli, Menteş Gündüz, İzzem Gülçal, Miray Hamzoğulları, Salih İzmul, Ömer Soyer Kalyoncu, Ahmet Kaşif, Özli Nami, Dursun Oğuz, kabul. Erdal Özen, Hazret Özden Efe, Birikim Özgür, Hüseyin Özgürgün, Ali Pilli, Hamza Ersan Saner, Önder Senaroğlu, Esat Ergün Serdaroğlu, Abbas Sınay, Sibel Sibel, Ferdi Sabit Soyer, Faiz Sucuoğlu, Erkut Şali, Hasan Taçoy Göreli, Ersin Tatar, Zorlu Töre, Teberken Uçay, Ünal Üsten, Özkan Yorgancıoğlu, Hazreti Özden Efe. Sayın milletvekilleri oylama sonucunu tutanağı açıklıyorum. Kabul 35, katılmayan 15, oy birliğiyle yasa tasarısı kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Sayın milletvekilleri 3. sırada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Erkek Sırası Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı ile İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu görüşecektir. Sayın Komite Başkanı raporunu sunar mısınız? Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı'na ilişkin raporudur.
Komitemiz 16 Haziran 2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası kuruluş görev ve çalışma esasları değişiklik yasa tasarısının tekteki kuruluş gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı Personel Dairesi Telefonda Türk Belediyesi yetkilerinin vermiş olduğu bilgi yarışlarında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır. Komitemiz tasarının kısa isim yan başlığı birinci maddesini aynen ve oy birliğiyle kabul etmiştir. Esas yasanın senfoni orkestrasının oluşumu ile ilgili kurallar düzenleyen 8. maddesinde değişikliği öngören ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların orkestrada görevlendirmelerine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırmayı amaçlayan tasarının 2. maddesi aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Esas yasaya kabul sınav komisyonu yaptığı sınavlarda başarılı olanların bu değişiklik yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde bir tercih yaparak görevlendirildikleri kuruma geri dönmeleri veya senfoni orkestra üyeliğine 41 Taksim 2014 sayılı Kuzey Kıbrıs Üçme Cumhurbaşkanı Dairesi kuruluş görev ve çalışma esasları yasasının 10. maddesi tarafından kabul sınavı komisyonu yapacağı sınav dosyasında Cumhurbaşkanı tarafından istihdam edilme hakkının tanınmasına için düzenleme içeren yeni geçiş 3. maddenin eklenmesine göre tasarının 3. maddesi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte o birle kabul edilmiştir. Tasarının yürürlüğe giriş yanbaşı 4. maddesi aynen oy birle kabul edilmiştir. Komitemiz tasarının tümünü oy birle kabul etmiştir. Komitemiz tasarının sunulan rapor ışığında görüşülerek kabulünü oy birle genel kurula sağlık verir. Doktor Ahmet Yaşık Başkan, Doktor Ahmet Gülen Başkan Vekili, Doktor Mustafa Aravacıoğlu üye, Doktor Esen Tergün Serdaroğlu üye, Erkut Şahali bu toplantıya katılmak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Milletvekilleri, rapor ve tasarının bütünü üzerindeyi görüşmeye geçiyoruz. Tasarıyla ilgili söz sisteminde durmam var mı? Yoktur. Rapor ve tasarının bütünü üzerindeyi görüşmeler tamamlanmıştır. Tasarının madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimsel, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde madde okuyunuz da sen getirin. Kısa isim 1. Bu yasa Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kuruluş görev ve çalışma yasaları değişiklik yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda esas yasa olarak anılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kuruluş görev ve çalışma yasaları yasası ile birlikte okunur. Sayın milletvekilleri birinci madde oranında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimsel, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci madde okunur. Esas yasanın 8. maddesinin değiştirilmesi 2. Esas yasa 8. maddesinin 4. fıkrası kaldırmak ve mevcut 5. fıkrada yeni 4. fıkra olarak yeniden sayılandırılmak suretiyle değiştirilir. Sayın milletvekilleri ikinci madde oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimsel, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Esas yasaya yeni geçici 3. maddenin eklenmesi 3. Esas yasa geçici 2. maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni geçici 3. madde eklemek sözde değiştirilir. Sayın milletvekilleri tasarı oylanır. Geçici madde kurum, geçici madde kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta olup Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nda görevlendirilenlere ilişkin kural. 3. Kabul sınav komisyonunun yaptığı sınavda başarılı olup da bu değişiklik yasasıyla yürürlükten kaldırılan esas yasanın 8. maddesinin yürürlük fıkrası uyanınca Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen kişiler bu değişiklik yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde kişinin tercihine bağlı olarak görevlendirme yolu geldikleri kurum ve kuruluşlarda görevlerine geri dönerler. Veya esas yasanın 11. maddesinin birinci fıkrası kurallar uyanınca istihdam edilirler. Sayın milletvekilleri madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimsel, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yürürlüğe giriş 4. Bu yasa resmi gazeteye yayınlanan tarihten başlayarak yürürlüğe girer. Sayın milletvekilleri 4. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok, çekimsel, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanmış, ikinci görüşmeye sona ermiştir. Tasarının 3. görüşmesi kısa esme okumak ve bütünü oylama suretiyle yapılacaktır. Kısa esme okuyucu da sen yapıyorum. Kısa esme okuyucu. Kısa isim değil. Bu yasa Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası kuruluş görevi ve çalışma esasları değişiklik yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda esas yasası olarak alınan Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası kuruluş görevi ve çalışma esasları yasası ile birlikte okunur. Sayın milletvekilleri tasarının bütününü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın
Sıza gelebilir. Buyurun. Buyurun, fırsatı yapabilir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün okunacak dilekçe ve ombudsman komitesinin dilekçelerle ve ombudsman raporlarıyla ilgili raporları vardı. Ombudsman raporlarımız az önce alınan karar doğrultusunda yarın aktarılmıştır. Dilekçe kararlarımızla ilgili bazı tadilatlar aslında yapılması gerekçesiyle ben bunların geri çekilmesini ve bu hafta dilekçe komitesinde zaten son şeklinin verilmesini önereceğimden şu öneriyi yapıyorum. Sayın milletvekilleri, oylama olarak. 19 Haziran 2017 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na bugünkü Genel Kurul Birleşiminin komitelerden gelen tasarı ve öneriyle görüşülecek diğer işler başlıklı 3. kısmının 2. sırasında yer alan Dilekçe Ombudsman Komitesi'nin 8 Haziran 2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı kararları gösterecek ve yeniden değerlendirmek amacıyla komiteye geri çekilmesini öneririm. Fazilet Özenek'e komite başkanı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın milletvekilleri, öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, şimdi bir ek sunuş yapılacaktır. Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu'nun genel kurulun bugünkü birleşim gündemine ilişkin kararı bulunmaktadır. Kararı okuyucuca sen. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu'nun 19 Haziran 2017 tarihli toplantısında oy birliği almış olduğu Genel Kurulun bugünkü birleşimi gündemine ilişkin kararı bilişikli onayınıza sunulmaktadır. Doktor Sibel Sibel Cumhuriyet Meclisi Başkanı. Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu Genel Kurulu'nun bugünkü birleşimde yer alan Sayıştay Komitesi raporları ile Dilekçe Ombudsman Komitesi raporlarının 20 Haziran 2020 tarihli birleşimde görüşülmesine karar verir. Sayın milletvekilleri, kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler yok, çekimsel yok. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, gruplar arası varılan bu tabakat uyarınca birleşimi kapatıyorum. Gelecek birleşim 20 Haziran 2017 Salı günü saat 10'da yapılacaktır. Gündem sizlere gönderilecektir. Teşekkür ederim.